Herkese merhaba. Sabah sabah. <laughs> Umut Çelik merhaba. Utku Berk, Fatih Kılıç. Umut Çelik sizi çok uzun zamandır görmüyordum sanki. Ya sohbette kaçırdım yazdıklarınızı daha önce yazdıysanız ya da uzun zamandır görmüyordum. Merhabalar herkese. Merhaba merhaba. Evet. Genellikle yıldırım oynamaya çalışacağım yine sabah sabah. Belki 3 artı 2 oynayabilir. Ah çok hızlı rakip geldi süper. Oynayalım öğrenelim. Evet önümüzdeki e, hafta turnuva da oynayacağım Mersin Açık Turnuvasında oynayacağım e, o yüzden biraz çalışmam gerekiyor sizlerin de desteğiyle belki çalışabiliriz satranç çalışmak önemli Mersin Açık Turnuvası bir hafta sonra olacak ben de biraz e, pratik yapmak amacıyla e, pratik yapmak amacıyla buralarda boy göstermeye çalışacağım. Hmm, buraya gelmeye çalışıyor atın. 2 saniye ekleme var değil mi? Çok acele etmeme gerek yok. H4, a 3 fil B1 alsam. Ben de fil C2 alıp. Neyse oynayalım. Belki de bu atı yok etsem daha mı iyiydi bilemiyorum. Rakibim nereye gidiyor? Hı. Bir yere gitti zannettim rakibim. Şunu alayım. Şunu geleyim. Fil G4 oynayabilir belki. Deneysel takılıyoruz. Tunu hazırlığı. <laughs> Turnuva hazırlığı yapacağız biraz. 3 artı 0 oynamayı düşünüyordum aslında. 3 artı 2 yerine 3 artı 0 oynamayı düşünüyordum ama bakalım. Bunu Alsam ee... böyle gelsem. Şah G2 Oo. Bunu beklemiyordum. Fail aldı. Ben ne bileyim rakip F4 F5 yapacak parçalayacak zannettim. Böyle biraz Şaşırttı beni. Vezir F3 gelecek herhalde. Ama bu yaptığı da mantıklı tabii ki. İki tarafta herhalde uzun varyantları hesaplıyor şu anda. Vezir F3, işte Vezir E7, At D5. CD5, Fil G5, Vezir G5, Vezir F7, Şah D8. ona hesaplamaya çalışıyoruz. Sonra Fil E6 alıyor. Falan filan. Ama e, ben ona gitmeyeceğim büyük ihtimalle. Sephan. Avusturya'dan. Evet tahmin ettiğimiz gibi oynadı. Fedike'yi tehlikeli şimdi. Onu kabul ediyoruz. Peki alıp e, Vezir E7 yapsam Fil G5'e alsam Vezir F7'ye kaçsam mat oluyor muyum orada? Neyse bir deneyelim bakalım Fil G5 oynayacak mı? Yoksa H4 falan mı yapacak? Neyse ısın ısınana kadar <laughs> ısınana kadar birazcık boyumuzun ölçüsünü alabilirler. Bu tarafa rok atmayı çok istemediğim görülüyordur ama rok atabiliyoruz aslında istesek. Ee... Şimdi atlayı 7 oynasam fil g5 gelmek istiyor. Alınca vezir f7 sonra g6'dakini alacak. Haklı. Hmm Rok atmak istemiyorum demiştim. <laughs> rok atarsam çünkü yine fil Hmm. Rok atmak istemiyorum ama ne yapacağımı da görmüyorum. O yüzden rok atsam diye düşünmeye başladım. Çünkü G6 piyonunu bırakmak zorunda kalacağım herhalde. Acaba kalite feda etsem mi diyorum ama neyse rok atalım. Buraya rok atmak da yani çok akıl kar değil ama. Burada kimin tabi almak zorunda da değil bu arada. Vezir G4 oynayabilir. Ben piyon feda etmeyi düşünüyorum bir yerlerde artık. Umuyorum vezirim sıkışmıyordur burada. Vezir G4. At da 7 gelsek. Fil G5'e ne yapabiliyoruz? Bu piyonu feda edeceğim. Ona yapacak bir şey yok. Pozisyonumuz biraz sıkışık oldu sabah sabah. Merhabalar, yeniden herkese merhaba. Yayın sağlığını çok kontrol edemedim, direkt oynayayım dedim çünkü çok uzun yayın yapmazsam belki çok az oyun oynamış olabiliriz diye düşündüm. Heh, rakibimiz oynadı. Alıp alıp öyle gelsek peki ne olacağını bilmiyoruz ama en azından 3 artı 0 oynamayı düşünüyordum daha çok biraz daha heyecanlı olsun diye. Yayın sağlığı çok da şey görünmüyor ama sıkıntılı görünmüyor. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum. Sesle alakalı bir problem varsa veya başka bir sıkıntı varsa söyleyebilirsiniz. Bu oyun sonunda ne kadar düz kaybederim bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım. Rakibimiz oyun sonu tekniğini konuştursun. Normalde yenmesi lazım bizi burada tabii ki. Olsun. Yensin. Sorun yok. Bir G4 oynaması lazım bir ara. Hatta H4 G4 oynayabilir. Ama çok yavaş oynuyor. Kullanabilir miyim bunu acaba? Yavaş oynamasını. Şahı buraya gelebildi değil mi? Çok işimize yaramadı. Peki. O kazanmaya çalışsın. Ben niye ben niye kasıyorum ki? Ben bekleyeceğim kardeşim. Sen şunlardan birini vezir yap diye bekleyeceğim. Zamanın da az. İyi kullan zamanını. Yavaş yavaş da oynuyorsun zaten. H4 gelsin. Aa güzel. En azından fili buraya kitleyeceğiz. Öyle oynayalım bakalım. Zamanı nasıl kullanacak bakalım. Benim sonuçta ispatlamam gereken bir şey yok. Sen ispatla kardeşim. Benim ispatlamam gereken hiçbir şey yok. Bekliyorum. <laughs> Berabere razıyım. Zaten pozisyonum kayıp. Sen kazanmaya çalış. Tamam güzel. Zamandan kaybetmiyorsun. Anladık. Zamanla kaybetmiyorsun ama bakalım kazanabilecek misin. Hmm. Bunu sürmek istiyor. Sürdüğünde öyle gelmek istiyor. Öyle geldiğinde de gelmek istiyor. Aslında mantıklı bir şeyler yaptı. Biraz pasif oynadığıma üzüldüm şimdi. Ee, evet. Şu tarafa dönelim. Aha. Kapatsam atı buraya gelsem zıg mı oluyor? Tüh. Onu oynayamıyorum. G6 şah G5 at 7 ve hamlesiz kalıyorum sonra değil mi? Okey bekliyorum o zaman. O da düşünüyor çünkü e, hızlı bir şey görememiş olabilir. Aa niye almadım bunu? Neyse alsam da geri düşürüyordu ama. E, evet şimdi flash altı gelmek isteyecek herhalde. Şimdi e, kayıp olmuş olabilir. Evet. Şimdi kayıp oldu herhalde. Rakibim güzel oynadı burayı. Hmm. Çok hoş olmadı. Kandırıldım. Kandırıldım arkadaşlar. Beni kandırdı. Beni kandırdı. Adam 5-6 saniyede yenmeye çalışıyor bizi ya. Kandıramazsın. Bekle. Allah. Kaldık orada. <laughs> Bir dakika. Nereye gidiyorum? Kaldım burada arkadaşlar. Zugzuvank oldu. Hmm. öyle geldim. Öyle geldi. Öyle geldim. Ya o piyonları toplayamıyorum ki arkadaşlar. Ne yapacağım? Atımın da hamlesi kısıtlı biliyor musunuz şimdi? Öyle bir duruma geldim ki at C8, fil C5, at D7'ye de fille bekliyor. Çok iyi oynadı. E ne yapalım yani bizde? O piyonu bırakacağız artık. Şa fil F8 de oynayabilir tabii. Çok çok sıkıntılı. Evet şöyle böyle gelsem, öyle şöyle gelsem Neyse. herhalde çıkacak gibi. Koyu renklerde bloke edemediğim için rakibin fili var çünkü. Cık. Durduramıyor muyuz ya şu Meret'i? Durdur hocam, durdur. Adam geliyor. Şah. Hocam durdur şunları ya, nasıl durduracağız? Cık. Neyse terk edelim. Adam 5 5 saniyede bütün oyunu oynadı ya. <laughs> Benden daha iyi oynadı. Dur yeni oyuna bastım istemeden. Dur oynama. Şunu inceleyelim hızla ondan sonra. Rakibim gerçekten son 6 saniyede bütün oyun oynadı yani. Tebrik ediyorum kendisini. Ee, bir dakika bu, bu varyantı iyi oynamamış olabilirim tabii ki ama. Hatayı nerede yaptım acaba? Rakibim kusursuz oynamış gibi hissettim bu arada. Çünkü e, bu fade baskıdan sonra çok çözüm göremedim pozisyon için. Ee, acaba açılışı da öğrenmek lazım tabi. Allah Allah. Belki de hiç bunu yapmadan oynamam gerekiyordu ama Üf, belki de at almayacaktık burada bir şekilde. Bu şekilde oynamaya çalışacaktık belki de. Ama şu piyon düşüyor diye çekinmiştim yani. Aldıktan sonra. Emin değilim o yüzden. Ha bir yerde berabere şansım varmış bu arada. Enteresan. Rakip hata yapmış aslında. Şah F7 mi vardı yoksa? Şu varmış. Bu berabere oluyormuş. Bunu kaçırmışız. Rakibimiz son bölümleri düşündüğüm kadar kusursuz oynamamış. Ama genel itibariyle eee... epey kötü kaldım yani. O yüzden bunu öğrenmek isterim çok hızlı bir şekilde. Yaptığım şeyi e, nasıl daha iyi oynayabilirim? Rakibim ate 1 geldi. Ate 1 tabii en iyi hamleymiş. Evet yani hiçbir şey bilmeyen de olsa en iyi bilen bize denk geliyor. Bu güzel bir şey. Öğretiyor bize. Bak her şeyi güzel yapmış adam. Hiç hata yok. Fantastik. E, tamam. Güzel. Zaten artı 3 olmuş burası değil mi? Direkt hata yapmışız. Ustalar nasıl oynuyor acaba? Ee, bakalım. At G6 oynadım. Rok attı. File 7 geldim. At E1. Açılış kötü belki de ya. Adam dümdüz kazandı yani. Burada F6 oynuyorlarmış arkadaşlar. Sırf bu sebeplerden. Siz de öğrenin. Mesela atı böyle getirip e, şu F4 ve G4 fikrini yapmaya çalışıyorsunuz ve fil hedef olduğu için Fil önce kendisini vermek zorunda kalıyor. Daha sonra ilerlemeye çalışıyorsunuz. Yok eğer rakip benim yaptığım gibi oynarsa ya tabii rakip fikirleri çok güzel uyguladı bu arada. Yani ona şüphe yok da. Ee, teşekkürler İhan Şafak. Evet. Kendimizi biraz yana alabilir miyiz? Evet bu hatayı ben hep yapıyorum bu arada. Ee, o yüzden. Onu bilerek yapmıyorum. Şimdi biraz kendimi kafamı kenara çektim. Evet, rakibin yaptığı fikir güzel ama ben ee, F6 hamlesi oynanması gerektiğini oyunu görünce tabii fark etmiş oldum. Neden? Çünkü rakibimiz eğer izin verilirse bu basit fikri oynamak istiyor ve e, bir şey yapamıyoruz. F5 sürmeye çalışıyor. F6, E, 6 Vezir F6, mesela fil G5, Vezir F7. Böyle oynanmış oyunlar varmış ve şimdi taşımızı çıkmak istiyoruz en azından bu şekilde. Okey. Oyunun geri kalan kısmında öğrenecek çok bir şey göremedim. Pozisyonum hep kötüydü sanki. Rakibim burada bir e, fil G6 tarzı hata yapmış. Normal benim şu an hamlesizliğimden faydalanabilirdi. Atımın hiçbir yere kıpırdamıyor olması plan özgürlüğü sağlamıyor bana. O yüzden böyle oynayabilirmiş. Okey. Öğreniyoruz. Ama 3 dakika oynamak istiyorum. Çünkü 3 artı 2'de zaman mefhumunu çok iyi idare edemediğimi düşünüyorum. Eklemeli gibi oynuyorum. Yavaş kalıyorum. Hızlı oynuyorum. Bu sefer oyundaki gibi oluyor. Evet, turnuvaya hazırlanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim de turnuvaya hazırlık zamanım bu. Şimdi Mersin Açık turnuvasında oynamaya çalışacağım. Mersin Açık'ta bakalım şans yüzümüze gülecek mi? Uzun zamandır da oynamıyoruz. Yani son kaç senede? Son Düşünüyorum. Son 2019'dan beri doğru dürüst oynamamışım. Yani öyle bir durum var. 2019'dan beri oynadığım oyun sayısı çok az. O yüzden bunları arttırmam gerekiyor. Oyun sayımı arttırmam gerekiyor. Fırsat bu fırsat. Bu oyuncu güçlü oyuncu diye biliyorum ya. Niye reytingi bu kadar düşük? 2400 2400'müş ya nasıl olur? Gayet iyi oyuncu diyebiliyorum ben bunu. Şaşırttı. 2019'dan beri 25 oyun oynamışım. Geçen baktım yani 4 senede 29 oyun çok az gerçekten. Daha fazla oynamak gerekiyor. Bunu alıp atla 5 oynasam filmi kaybediyorum. Filmde 3 oynasak. Batça 5. Bir sürü hamle var. Hangisini yapayım bilemedim. Neyse bunu gelelim. 3 dakikalık oyunlarla klasik turnuvaya hazırlık tabii ki de olmaz. Burada maksadımız birazcık... Oy ne yaptım? Maksadımız birazcık ee, elimiz taş tutsun şu anda. Tabii ki şu anda yapmamız gereken şey daha çok soru çözmek olabilir. Yani ee, birazcık daha Birazcık daha form tutmaya çalışabiliriz ama. Şu kalemiz gelelim. Hiçbir işe yaramıyor. Müşterilik kalemle oyuna turnuvaya hazırlık iddiası çok doğru olmaz tabii ki. Mantıklı da olmaz ama işte bir şekilde oynamadığımız için uzun zamandır elimizden geleni yapmamız icap ediyor. Bunu kaleyle alsam. Bir tane kale kessek. Ama o kalesini kaçarsa kesemiyoruz değil mi? Ne yapmak? Nereye varmak istemektedir. Tebeşi almak istiyor. Aldı aldık. Alsın. Bu sefer ekleme yok değil mi? Şimdi zor durumdan çıkabilecek miyim acaba? Hep zor durumdayız. Nasıl çıkabiliriz bu zor durumdan? Bu da boşta bu arada değil mi? Sabah sabah çok iyi gördüğüm söylenemez. Açılacağız. Açılmamız mümkün. Evet terk edebilirim çünkü zaten bayağı bir şey uyumuştum. Buna da bakalım. Nerede at? C5 hamlesi hatalıydı. hemen onu idrak edebildim. Normalde bu fili özgürleştirmemek gerekiyordu. Oyunda canımızı sıkan bir unsur haline geldi. Ee, i̇lk birkaç oyunu dümdüz kaybedebiliriz. Fakat acaba nasıl oynamalıydım? Belki kale E8 oynamak iyi olabilirdi. E5 yapmak için daha sonra. Neden C5'i değil? Çünkü sanki e 2den gelecek fikri engelleyemiyorum bu şekilde gibi düşündüm. Okey. Oynayacağız. Ee, analiz burada dursun. Makine bize yardımcı olacaktır. Biraz ısınmamız da gerekiyor. Bakalım. Değerlendirme çubuğunu az önce açamadım çok. Böyle geleyim. Evet, slav oynamaya çalışıyorum çünkü oynaması daha görece kolay. <laughs> yani çok efor gerektirmiyor diye düşünüyorum o yüzden. ne alsam ne oluyor acaba? Bedava değil mi? iyi alalım gitsin. Ne olacak? Ezir B6 mı yoksa? Ezir B6. İyi. Bir de E6 yapabilsem iyi olacak. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Yayına yeni katılan. Bize merhaba diyen herkese selamlar. Uyanana kadar biraz bana tahammül etmeniz lazım. Ben çünkü uyanasıya kadar sıkıntı yaşayacağım gibi duruyor. Ee, D6 okey. Hmm. <laughs> Çıkalım şunları da bir A6'da yapayım. Rok atıp E5 yaparsam herhalde piyon fazla olduğu hissedilecek ama şu D dikeyindeki taşlar boşta kalmasın. Dediğim anda rakip ona yöneldi. D dikeyindeki taşlarımın sıkıntılı pozisyondan faydalanmak istiyorum. Vezir C7 oynayabilirim. Evet o fil B4'lere baktım Yavuz Yılmaz ama e, <laughs> bilemiyorum. E, olur muydu olmaz mıydı? Artık E5 yapacağım bir ara. B3 yapmaya çalışıyor herhalde. E5 yapsak alıyor. Alıyorum. Hadi şöyle C3 yapsam ona fil B4 gelemiyorum değil mi? Çaktırmadan ben de şu fikirleri yapayım dedim ama oy bir dakika ekleme yok burada hızlı oynayalım. Şunu şunu alacağım. İyi karışsın. Karışsın ortalık hesaplamadan oynamaya çalışıyoruz. Bunu alayım önce. Sonra şunu oynayayım mı? Mesela bunu mu oynayayım? C5 B4 mü? Bir gitsin bir şekilde oynayalım. Belki C5 karesine atı koymak isteyebilirim diye düşünmüştüm ama burada geçer yaratmak fikriyle takas ettim bunu. Bakalım ne olacak. Filde D6 yerine o yüzden fil B4 fikirlerini belki düşünmek gerekebilirdi. Bakacağız. Oyundan sonra göreceğiz. Hep öğretici oluyor sonuçta bunlar. Kale debire ne yapıyorum gerçi? O da ayrı bir konu. Şunu da korumam lazım ya. Bir sonraki yayın ne zaman belli mi? Ben de bilmiyorum. Yani bugün yayın yapacağımı da bilmiyordum. O yüzden her şey sürpriz. Amatör yayının amatör yayıncılığın zirvelerinde yaşıyorum arkadaşlar her zaman. Amatör yayıncılık böyle bir şey. Ancak pro olmam gerekiyor ki zaman belli olsun. Rakibim bu arada güzel oynuyor. Şu anda piyon fazlayım ama hiç hissetmiyorum yani. Piyon fazla olduğumu. Hissettirmiyor bana sağ olsun. Ee, piyon fazlalığımı hissedemiyorum arkadaşlar g 5 yapsam çok da çok da güzel olur gibi düşünüyorum ama G5 biraz da şahımı zayıflatmak istiyor. Neyse aman. Birazcık idareli pozisyonu idareli kullanmak istiyorum. Pozisyonu idareli kullanmam lazım. Çünkü ekleme yok. Heyecan dorukta. da. Hedefimiz 2650 olsun bari. <laughs> Gerçekçi bir hedef koyalım. 2700'e ulaşamayız diye düşünüyorum. Evet şimdi G5 oynadım artık. Ne yapalım? Normalde oynamayacaktım ama. Evet aslında ee, birazcık şu piyonu ilerletebilsek aslında güzel olacak. Aha. Hı -hı, ilerletebileceğim sanki. Dur bakayım. İlerletmeyi deneyelim. Şu yok değil mi hiçbir zaman? İyi. Sorun değil. İlerletmeyi deniyorum. Da arkasına gelelim. Hadi bakalım dostlar. Deneyeceğiz. Ama kale bizi püskürtüyor mu burada? Bir dakika. Vezir çıkarsa mat yapma fikrim olabilir. Vezir mi çıkıyorum yoksa mat mı oluyorum? Hangisi? Buraya gelebiliyor mu? Gelemez ki. Böyle bunu oynasam bu nasıl? Bu daha çılgınca geldi bana. Şunu otomatik hamle yapayım. Matmut olmayalım da. Gerçek hayattaki puanlarımız e, turnuvalardan kazandığımız reytinglerle belirleniyor. Onlar da ELO. ELO sistemi ELO sistemiyle. Bunu da analize verelim. Önceki ön analizine bakalım. E, burada C5'in yanlış olduğunu bildik. Ya, oynarken fark etmiştik ama Makine de evet, C4 herhalde en kötüsü oldu. Rakibe merkezi bırakmak en kötüsü oldu. Bu E4 sürüşünü imkansız hale getiren bir piyondu aslında. Biz onu bırakınca tabii çok etkili bir şekilde E4 yapabildi. Öğretici bir hata yapmış olduk burada. Ve bundan sonra da büyük ihtimalle pozisyon zor olduğu için rakip hata yapsa da çok fazla bir şey kaybetmedi sanırım. Evet. Önceki oyun böyleydi. Sonraki oyun nasıldı? Sonraki oyunda da büyük ihtimalle çok fazla hata vardı. Çünkü dengesiz pozisyonlarda. Hata yapmak çok normal. Yani burada bir şey yok. fil D6 iyi değilmiş. At A6 diyor. İşte sizin kurnaz fikriniz Yavuz Yılmaz burada. Bakın bunu ben kaçırdım. Siz A5 demiştiniz ama ben bundan çok hoşlanmamıştım. Ee, ama belki A5 de aynı fikirle iyi olabilir. At A6 ama güzelmiş gerçekten. Fil B4 gelmek istiyorum. Hatta at B4 de gitmek istiyorum. Güzel. Ee, bunu kaçırdım. At A6'yı görmeliydim. Normal oynayınca rakip pozisyonu düzeltmiş oldu. Ee, Oo C5 çift soruymuş. Ben de direkt burada B4 oynayıp atı buraya koyayım istemiştim. Ama C5 oynuyor diye düşünmüştüm. Ki hakikaten analiz böyle gidiyor. Evet böyle oynamak gerekiyormuş. C5'e çift soru demesinin sebebi ne acaba? Çünkü C alır B5 varmış. İki tarafında kaçırdığı olanak buydu. Ee, peki. Arkadaşlar yayını beğenirseniz benim habersiz yayın yaptığımı e, bilmeyecek pek fazla arkadaşımız göremeyecektir. O yüzden e, beğenirseniz gelirler. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Ne diyelim. Abo 2700 geldi. Biz 2400'leri 500'leri şu an yenecek durumda değiliz. 2700 gelmesi bizim için iyi olmadı. Biraz destur ısınsaydık keşke. Ee, şimdi beş, Ne yapılıyor burada acaba? Bu pozisyonu daha önce oynamıştım işin aslı. Ama hatırlamıyorum nasıl oynandığını. Ee, bu pozisyon ağır partide oynamıştım galiba bir de kime karşı oynadığımı hatırlamasam da bir ağır parti oynamışlığım var. Enteresan bir hamle yaptı. Vezir A5 mi yapmak istiyor? C3 oynasam. E4 oynasam. E4 sonra. Okey deneyelim. File 7 ata 7. Vezir e 7 fil D3. Herhalde oynayabiliyorum. Evet şu açık renkli filleri değişmek istiyorum. D5 karesi benim olsun. Atla alacak herhalde. Evet pozisyonunuz iyi olması lazım. Rakip 2700 ama az önceki rakiplerde kadar iyi oynamadı yani. Açılış bölümün en azından. Biraz uydurdu. Ama tabii göreceksiniz rakip 2700 olduğunu birazdan ispatlayacak. Hep böyle olur. Tam iyiyim falan dersiniz. Birdenbire Aa, rakibim 2700müş şeklinde bir nida duyarsınız. Rakibimiz gücünü göstermiştir çoktan. Bakalım rakibimiz gücünü nasıl gösterecek. Ee, peki taşlarımız. Gelelim biz ne yapalım. Rakibimiz hiçbir şey yapmıyor. Taşlarımız geleceğiz. D6'ya basacağız. Bakalım şapkadan tavşan çıkarabilecek miydi rakibimiz. Sürersem aldım 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 aldım. aldım. Alalım gitsin. Bu nedir böyle? Neyi hesapladı acaba? Aldım gitsin hadi bakalım. Öğreneceğiz. 2700'ün hesaplarını öğreneceğiz arkadaşlar. Belki de 2700 hiçbir şey hesaplamıyor da olabilir tabii ki. Hiç mi bir şey hesaplamıyor acaba? Kale A denir. At F6 istiyor. Keşke de böyle <laughs> oynasa. Az önceki 2400 arkadaş şu arkadaşı görüp ilham alabilir gerçekten. 2700-2700 vay be. Yok arkadaşlar o, kadar değilmiş anladığımız kadarıyla ama Lichess bu sonuçta. Ne olur ne olmaz rakibin e, at 4 mü gelmeye çalışıyor? At 4 ama dur zamanımız kopmasın. Normal oynayalım. At 4 gelecek galiba çünkü. Gelmedi. At 3 gelsem. Kayıtları çiftliyip oynayabilirim. Yani internet rating sistemleri çok aldatıcı oluyor. Onu söylemek lazım. Yani e, insanlara bazen çok fazla e, şey görüyorlar o puanlarda ama ben çok katılmıyorum açıkçası. Hani belirleyici bir şeyleri vardır ama çok da abartmamak lazım. Hangisini alayım? Şimdi rakibim beni burada yensen olur, yenmesen olur normalde ama işte bir şeyler yapmamız gerekiyor normalde. Yenmemiz lazım. 2700 falan demememiz lazım. Terk etmiyor. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Geceler, geceler. Yastığımda düşümde. Bana şarkı söylettirdin ya. Terk et kardeşim. Bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Derman yoktur bilirim. De -lili -lili -lili. Kazanınca nasıl mutlu oluyoruz gördünüz mü? Bana Funda Arar'dan şarkı söylettin ya. Ay yaş. Ses desen var demişler. Gerçekten. Rakibimiz gösterdiği direncin karşılığını alacak gibi değil mi? Vay be. Ne oynadın be? Aha bir daha oynamak istiyor. Dur. Tamam. Değişik. Normalde biz şöyle oynasak yani ayıp olur. Vezir değil değil. Veziri şuraya bir yere koymak istiyorum ama. Şuraya mı koyayım? Şuralara girmek istiyorum ama bilmiyorum işe yarayacak mı? Şu B3'teki atı çok kötü. Ona karşı oynamak istiyorum. Bir de G6'yı ihmal etmeseydim çok iyi olacaktı. Evet. Şimdi. Ne oluyor? Ne oluyor? At'a 4'e gelebiliyoruz. G6'yı ihmal etmeseydik dedik ama ihmallik bir durum yok. Oynayalım. Atların çok hoş durmuyordu ama e, tabii ki saygımız sonsuz. Şöyle gelelim. Rakip çok e, şey bir pozisyon elde etmedi e, açılıştan. Çok bir dakika. Hı. Hmm. Ezir C7 gelmek istiyor. Önce şunu oynasam mı? Oynayalım. H5, H6 girmesini istemediğim için böyle bir hamle yaptım. Tabii ki. Hmm, Vezir C6 gelsem acaba değişsek bunu yenebilir miyiz? Neden yenebilir miyim diyorum. Çünkü piyonlarının yapısı kötü. D4'te zayıfı var. Değişmemesi icap eder. Vezir C4 olmuyor. Vezir C4 niye olmuyor? Neyse gelelim. İsteyelim şunu. At buraya gelmek istediği için olmuyor dedim ama belki bir çaresini bulabiliriz. Çünkü atı buraya geldiği zaman bu piyonunu alıp düzeltmek isteyebilir. Fakat bu da onun pozisyonunu iyileştiriyor mu? Çok emin değilim. Ee, Vezir B4 bir daha değişmek istesek. Vezir c 2 ata 7 gelsem. İyi iyi. Fena değil. Şu piyonu istiyorum. Hatta bir vadede alacağım sanki. Allah Allah. Peki alsak. Atla mı alacak? Atlamak almak istiyormuş. Okey. Güzel. Güzel. Şah G7 gelsek. Vezir C7 geliyor. At F5 gelsem. Vezir C8 geliyor. Hmm. Burada küçük bir hata yaptım herhalde. Gördü gördüm. gördüm. Hmm. Hoş değil. Hata yaptık hoş olmadı. Çok pasif olmamak lazım burada ya. Pasif olmak istemiyoruz da ne yapacağız? Peki. Zamanda baya geride kaldık. Pasif olmak istemiyordum ama ne yapayım yani bir şey göremedim. Çıkıyor diyor piyonum ya. Piyonumu çıkıyorum diyor arkadaşlar. Neyse yani yapacak bir şey yok. Şah mı çekeceksin? Ne yapacaksın? Göster bakalım. Bunları mı toplayacaksın? Aslında mat edebiliyor olması lazım burada. Mat olmuyor muyum böyle gelince? Üzdü. Üzdü. Beni üzdü. Bu da mat olur. Ona da hak veriyoruz. Evet buradan da mat etmek istiyorum. Tebrik ediyoruz ama gerçekten ee, reytinglerin aldatıcılığını görmüş oldunuz. Bana şarkı söyletti yani. O kadar kötü oynadı ki. Ama tabii sonra şu ikinci öne da bakalım. İlk oyun patladı zaten. İlk oyun gitti. Nereye gitti? Şunu bir. Tebrik ediyoruz kendisini. İkinci oyunu güzel kazandı ama. Evet ilk oyunda hiçbir şey yok galiba inceleyecek neredeyse. Çünkü bir tane yer varmış. Kale A1 yerine hemen kazandığımız opsiyonlar mı varmış? Ad D E3 falan. Çünkü bir şans mı veriyoruz? Evet bu at D4'ü kaçırdı bunu. Bunu oyun sırasında gördük. Çünkü at D4 yol kesme temasına işaret ediyordu böyle. Ee, bunu bunu görmedi. Ee, sonrasında sonrasında da bir şey olmadı. İkinci oyun daha üreticiydi. Çünkü bu oyunu kaybetmemem gerekiyordu sanki. Hatta e, siyahların üstün olduğunu bariz hissettiğimiz bir oyun oldu ama evet, burada mesela e, at d6 oynayıp devam etmek gerektiğini söylüyor ama tabi ben niye çekindim vezirin girmesinden. Rakibin veziri tek başına ne yapabilir? Çok çekinmemek gerekiyor sanki. Özellikle mesela at c4 gibi bir hamleyle başlarsak hem de Rakip vezir bir tane şah çekebiliyor. iki tane şah çekemiyor. Çünkü at var. Bunu yok ederse alıyorum. Böyle gelirse böyle geliyorum belki de. Ama bunu nasıl sürekli şahtan kaçacağım bilmiyorum. Belki de bu pozisyonu incelemek lazım. Direkt bunu oynasam. Böyle geldiği zaman da böyle gelsem. Şimdi bunu oynamaya çalıştığında. Biz daha hızlı oluyoruz değil mi? Mesela böyle geldim. Ama şah mı çekiyor? Şah çekmesi bir şey yaramaz. Böyle geldiği zaman da artık ben önce gitmiş oluyorum. Onun bana yaptığı saldırıyı ben ona yapıyorum. Çünkü sanıyorum o bana bir şey yapana kadar işte mat filan yapana kadar ben e mat yapıyorum ikamede. Ama tabii bilmiyorum. Vezir D7'den sonra da pozisyon eşitmiş ama çok beğenmedim. Rakip çok aktif oldu. Üstünlük varsa da evet burada bunu beraber yapabiliyormuşum. Ataş altı varmış. Ekonomik savunma varmış. Ekonomik. F7'yi atla savunacağız. Vezirle niye savunuyorsun? Vezir iyi bir savunmacı olmadığı için hem de B6 düştü. Evet burada zaman da azaldı. f 6da Şah'ı çok yalnız bıraktı. Üzüldüm. Ee, peki. Ama gördüğünüz gibi Elos rating sisteminde öyle çok hani rakibin reytingi e, sizi çok yanıltmamalı. Buradaki 2400'ler 2700'lerden daha çok zorlayabiliyor şu an beni. Demek ki e, oyuncuların yani 2200'ler de zorlayabilir. Yani puan çok önemli değil ama her seviyede bu geçerli diye düşünüyorum. Çok oyun oynamayla alakalı olarak puanınızın netliği belirleyici olabilir. Yani çok oyun oynamışsanız eğer söz gelimi o zaman şunu diyebilirsiniz. Tamam benim reytingim az çok bir şeyleri gösteriyor. Eğer çok oyun oynamıyorsanız belki çok belirleyici olmaz. Yani Vezir D8 oynayacak diye tahmin ediyorum ama. Tam tahmin ettiğim gibi. Şunu alsaydık. Ne oluyordu acaba? bir alayım bakayım. D5'teki atımı çok seviyorum. O yüzden C7 piyonunu potansiyel olarak geri bırakma imkanı var. Onu da kesti. Peki. Ne yapmak istemektedir? Göreceğiz. Vezir böyle gelelim. Şimdi alırsa böyle geleceğim kalitesi. Çok rahat bir oyunum oldu bu arada. Londra sistemi için Biraz fazla sanki. Vezir'e şimdi kare bulması lazım. Eğer almak istiyorsa tabi e, hoş değil. Sesim sesim kaç elo? <laughs> Güzel bir soru. Düşük elo. Evet de burada ne yapmalıyız acaba? Rakibi zorlayabiliyor muyum böyle bir hamleyle acaba diye bakıyorum ama. Hem bunu oynayıp bunları sürmek isteyebilirim belki. Hem de at 7 çaktırmadan tabiri caizse çaktırmadan böyle numaralar yapmaya çalışabilirim. Peki deneyelim bakalım. Rakibin veziri çok uzakta kaldı. Burada arada fil f3 de çok güzel bir hamleydi sanki. Bunu kaçırdım. Bence daha iyi hamle vardı. E4'e oynayamadığını fark etmedim ama bu da güzel şimdi. Bizim için iyi olanaklara yol açacağını düşündüğüm bir hamle. Atı D6'ya gelmek istiyor fakat benim daha hızlı bir şeyler yapabileceğim bir e, hedef var. Tabi bunun eklemeli olmadığını hatırlamamız lazım. Ve daha sonrasında kalelerimi C dikeyinde kullanmaya çalışabilirim. Ee, bir tek fil ile ilgili problem çözmem gerekiyor. Burada çok düşünmemeliyim. Nasıl? Neyse oynayalım hızlıca at d 6 gelmek istiyor çünkü. O filin problemini şuradan mı çözsem acaba? Çünkü bu piyona baskı yapamıyorum. Evet, rakip aslında şunu sürmeye provoke etmek istiyorum ama sürmüyor. <laughs> evet, istiyoruz ve sürdü. Tamam. Şimdi şimdi istediğimi aldım. C6 karesi benim için taşların uğrak noktası olabilir. Şimdi üçleyebiliriz orada. Evet, geri kalmış piyon. Geri kalmış piyondan faydalanmak e, olası olabilir. Hemen başlayalım denemelere. Evet rakibim kale C8 oynarsa hemen oyunu kaybediyor. Bu piyonu korumak güç şu anda. O yüzden belki de bunu almaya çalışacağı bir varyant tahayyül etmesi lazım. Ama o da olmuyor. Çünkü aldığım zaman en son böyle geliyorum ve at düşüyor. Yani o, o da bunu olmadığını gördüğü için böyle bir yöntem tercih etti. Şimdi birazcık artık bastırmaya başlayalım. Piyonu sabitlemeye çalışalım buraya. Sürerse ha, güzel sürmesi bizim için iyi sanki. Şu fili bir türlü yaklaştıramadım. Fili de yaklaştırmaya çalışayım. Fili belki şöyle yaklaştırmaya ve bu piyonu düşürmeye çalışabiliriz. Bu piyon düşerse oyun bitiyor zaten. Çünkü çok değerli bir piyon. Atın da e, önemli bir... Ha, önce F3 başlamalıydım belki de çünkü... istediği zaman geri dönmek zorundayım. Evet, böyle başlamış olsaydım... Evet, daha sonra belki... Gerçi o zaman da flash altı mı oynuyordur? O zaman acele etmeyelim. O zaman acele etmeyelim. Biz kendi işimize bakalım. Şu piyonu da hedef almaya çalışalım. Bir getiremiyoruz madem. A6'yı hedef almaya çalışalım. Ee, 2300'e 2600'e gelmişsin deniyor. Benim 2300'e el olduğum zaman çok önceden de ama sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Ee, evet. Vezir'i bir daha pozisyon aldıralım. Burada B5 piyonu, A6 piyonu, pardon B5'teki at A6 piyonu bunlar hedef halinde. Zaman sıkışması çok sıkıştırmaz ise e, pozisyon bereketli diyebiliriz. Hatta şunu koruyalım ondan sonra böyle gelip bunu alalım. Evet onu deneyebiliriz şimdi. Şimdi istiyorum. Vakti yok herhalde. Bir piyon kazanmak üzereyim gibi hissediyorum. At B5 mi? Oo. Fili sıkıştırmaya çalışıyor hala burada. arada. Fark ettinizse. Ama biz ilgilenmeyeceğiz. Biz normal oyunumuzu oynayacağız. Evet şimdi bunu oynadı. Evet çok mantıklı. At oynamak istiyor ama nereye oynamak istiyor tam bilmiyorum. O yüzden ben devam edeyim mi böyle? Şimdi de şöyle geleyim. Şunu oynayayım. Evet rakibin zamanı da azaldı bu arada. 4 Bunu istiyor mu? Ne olur ne olmaz. İstiyor olabilir. Ne yaptı ya? Buna izin verdi. Şöyle mi? Böyle mi alayım? Böyle alayım. Evet, bunu da analiz etsin. Yine oyuna geçelim bir yandan. Analiz istedik ama. Evet. 2600 kaç bu? 2638. 2650 hedefine ulaşamayabilirim. eee ama uğrunda öleceğiz. Yolunda öleceğiz diyebiliriz. Aa, bunları hiç hatırlamıyorum ya. Maalesef. İşte bu yüzden. Neydi burada teori ya? Üf. İşte bu yüzden çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu yüzden 3 dakikalık oynanıyoruz. Diyorsunuz ya turnuva hazırlığı 3 dakikalık olur mu? Olmaz. Ama olmamasının sebebi bu zaten. Neden olmaz? Çünkü ee, çünkü eğer hızlıca açılış çalışmak istiyorsanız, özellikle. Bu da ne yapmam lazım acaba? Tam hatırlamıyorum ya maalesef. <laughs> hatırlamıyorum. İyi yani neyse uyduralım bir şey. Bunları hatırlamak lazım ve 3 dakikalık oyunla turnuvaya hazırlanamasak bile e, açılışları çalışmak için güzel bir ortam yakalayabiliriz. Neden öyle? Çünkü genellikle rakiplerimiz bize çalışmak için malzeme verecekler. Yani umudumuz o. Bu malzemeleri kullanacağız. Rok atmasın bari. Şunu alıp at B3 oynayabiliriz. Belki yani e, şimdi oyundan sonra örneğin Londra sisteminin bu varyantına bir bakarsam iyi hatırlamış olacağım. Bu bence güzel bir şey. Yani iyi bir imkan. Rakibiniz çalışmış. Vezir B6'lı varyantı. Bolca ezber gerektiriyor mesela. Benim de tabii dünyadan haberim yok e, şu anda. Bakmış olduğum bir varyant varsa bile notlarıma bakmam gerekiyor. Notlarımı açıp oradan tekrar edeceğim ve çalışmış olacağım. Yoksa bu varyantları ben de elbette incelemiştim. Ama yaşlı olmanın böyle bir zararı var. Yaşlı olunca hatırlamıyorsunuz çoğunlukla ve tekrar etmeniz gerekiyor. Bu da size şeyi gösteriyor yani. Tekrar etmek için iyi bir bahaneniz var mı? Mesela tekrar etmek için benim iyi bir bahanem yok. Oturup e, açılışları tekrar etmek bana çok sıkıcı geliyor. O yüzden onun yerine oynayıp bana sunulan veriyi işte bana oynanan açılışı analiz etmek bana güzel geliyor. Akibim koptu mu ne oldu? Ee, size de bunu öneririm. Yani yıldırım'ı nasıl antrenman maksadında kullanabilirsiniz? Veri alırsınız oradan. Dersiniz ki tamam ben bunları inceleyeceğim işte. Yani daha ne olsun. Şimdi bunu gelsek vezir c4'ü e alıyor. Böyle alayım önce o zaman. Atla alırsa belki bu kare boşalabilir. Benim için fena değil bu. Vezir c4 oynayacak belki de. Ama şuradan e, gelmemi engellemesi. Evet engelledi zaten. Engellemesi iyi olur. Rok atmak istiyor. Benim çok üzüldüğüm bir nokta şu anda mesela. Rok atabilirse çünkü üzgünüm. <laughs> Başka açıklamam yok. Üzgünüm yani. Bir şekilde rock yaptırmamam gerekiyor. Bunu bunu bildiğinizi biliyorum. Ee, onun için bir piyon daha feda etmeye razıyım. Ee, at D6 aldı aldım. Okey deneyelim. Rock atmasın yeter ki dostlar. Rock atacağına... Aa, at 3 mi oynamak istiyor bu sefer de? Rok atacağını vezirleri değişmek istiyor bu seferde. Bir dakika. <laughs> Tam patladık arkadaşlar. Vezir vezir değişmesine izin veremem. E, ee, fil C5. Neyse at C3'e izin vereceğim artık. O kadar da değil. Rok atması yine oyun sonuna falan gitmeye razıyım. Bir dakika. At C3. Al. at E3 geldi. Bir dakika. Bir dakika. Bu tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli ya. Ortada kaldı rakibim. Bir saniye. Ama bunu alamıyorum ki. Aldım. Ah, alamıyorum onunla. Kale b8 de yok. Şunu alsak. Cık. Ya aldım aldım. ne yarar? İyi alalım. Ne yapalım? Yani ortada şah vardı ama şimdi artık çok da ortada değil. Maalesef. Yapabilirsin hocam. Yapabilirsin. Birazcık dayan. Nereye dayan ya? Nereye dayan? Ne hale getirdin yine güzel pozisyonu. Allah'ım ya Rabbim. Mis gibi oynamıştık yani. Niye bu hale geldi? Sorarım size. Şu veziri kovalayayım bari. Kovalamıyor. Kovalamıyor vezir. Olacak iş değil ya. Küçük bir tuzak kurabilir miyim? Hadi arkadaşlar deneyelim. Tuzağa ben mi düştüm? Bunu yapacaktım gibi ama olmuyormuş ki. Cık. Evet. Ama neyse. Dediğim gibi çalışmak için materyal. Rakibim bir yerlerde hata yaptı ama değerlendiremedim. Neyse. Hemen kitaba bakıyoruz. Kendi notlarımı açmak istemiyorum şimdi. En azından ee, genel geçer hakim olan görüşe nerede ters düşmüşsüz. Bunlar oynanmış hep. Evet, E4 hamlesini unutmuşum. E4 oynayıp buraları yıkmaya çalışmak lazımmış. Tabi burada temel fikir rakip vezir buradan ayrıldığı zaman C da olaya katılıyor olması. Ve az önce gördüğünüz fikirler burada da geçerli oluyor. Merkezi açmaya çalışıyoruz vesaire. Ee, rok attırmamaya çalışıyoruz. E4, A6. E5, Bunlar yazışmalı oyunlar gördüğünüz gibi. Oyuncuların isimlerini tanımıyoruz. Mesela bu Danlip galiba yazışmalı şampiyonlarından bir tanesi olabilir. İsmi çok tanıdık geliyor çünkü. Neyse, bizim oynadığımız da çok felaket değil. Çünkü rakip mata yaptı dediğim gibi. İşte hatası da burada. E burası kazançmış ve kale B3 hamle. Kepazelikmiş. Fil E5 yapmam gerekiyormuş. Hocam niye öyle oynamadın diye soracak olursanız ben rok atmasından çekinmiştim. Oysa sabit fikirli olmamak lazım. Belki de rok atması bizim için daha hayırlı olabilir. Gerçi alınca vezirle alıyor. Rok atması belki bizim için daha hayırlı olabilir ama onun e, hayrını görmek. Evet vezir g4 de mümkün herhalde. Şimdi yavaş yavaş anlamaya çalışıyorum ama. F6 yaparsa bunu alıyoruz. Sorun yok. Böyle yaparsa. At F6 gelemiyor çünkü boşta. Açmaz da olduğu için. Böyle gelirse burayı nasıl acaba değerlendirmek lazım. Kale 7 alsak. şey yarar mı? Vezirle alıyor. Çok işe yarayacağını zannetmem. Yani şu atı buradan kovamadığımız sürece bu kale eğililerinin e, işe yarayacağını zannetmiyorum. Ne yapabilirim ki burada at be Hiçbir işe yaramıyor. Bu at kaldıramıyor. Peki ama burası iki buçukmuş. Burası bir antrenman. Alın size antrenman işte. Rok attı mesela. Dediniz ya satranç turnuvasına nasıl hazırlanır? İşte böyle hazırlanacağız. Nasıl hazırlanabiliriz başka? Sorularımızı çözmeye çalışacağız. Burada mesela artı 2.8'i görememişiz. Nasıl çizgileri birleştirebilirim? Şöyle bir çizgileri birleştirmeyi denemem lazım belki de. Ee, evet böyle bir çizgileri birleştirmeyi deneyebilir miyim? Rakip vezir oynayamıyor hiçbir yere. Çok güzel. Sanırım e, olayı çözdüm ve bitti oyun. Şimdi buna ayrılmak zorunda. Ki aslında bakılırsa mesela buraya ayrılırsa tabi bu, bu olmaz. Çünkü vezirini alıyorum böyle şah çekince. Buraya ayrılması belki pratik olarak en anlamlısı gibi görünüyor. Çünkü örneğin böyle yaparsam belki böyle bir hamle yapabilir fakat ona da böyle oynuyorum. Vezirin kaçacak karesi kalmıyor. Çünkü vezir kazanıyorum böyle. Evet buna böyle bir şey oynaması gerekiyor. O zaman da şimdi az önce konuştuğumuz hikayeyi yapıyoruz ve burası artı 2-3 olabilir pekala. Bakalım kontrol edeceğiz şimdi. Bakalım doğru yapmış mıyız? vezir g 4e rok. Vezir G4. E G4 Okey. G6. Ve ha, fil b B2. Fil B2'yi önceleyen hamleler varmış ama fil b de veriyordu. Fil B2'ye vezir D3 varmış ama vezir A2 kolay herhalde. Vezir D3 kale e7. Bu varyantta artı iki buçuk olur diye düşünmüştüm ve artı iki buçuktan fazlası oluyor herhalde. At f6'dan sonra. E, evet. Okey en azından sorumuzu çözdük. Fakat burada en azından bir şey öğrenmek istiyorum. Şu pozisyonda dahi sadece fil b2 yokmuş. Yani veziri saptırmam gerekmiyormuş. Vezir f3 oynayabilirmişim örneğin. Mesela i̇şte bu hamleyi tam anlayabildiğimi söyleyemem. Nedir olayımız yani? Kale e7 mi almak istiyorum? Yok. Kale e almak istemiyorum. Ne yapmaya çalışıyorum? Makine f5 at g5 gibi bir varyant veriyor. Kale A8. Fil. Şimdi fil B2 oynamak istiyor galiba. Daha güçlü bir şekilde. Neden daha güçlü bir şekilde? Çünkü at f geldiği zaman e, vezir f almaya çalışabilirim. Veya at Kaleyi 7 vurup at 7 geldiği zaman direkt vezir f gelebilirim. Vezir F3'ün sırrı bu. Hatta vezir h sırrı da belki buraya gelmeye çalışması olabilir. Vezir h ya. Çok iyiymiş. Çok iyi. Güzel. Öğreniyoruz. Rakibimiz hata yaptı. Biz çözemedik. Sonrasında bir hata yok herhalde. Çünkü Aa, burada da eşitmiş pozisyon. Hadi bunu da çözelim. Ama burada yandaki hamleyi gördüm ya. Yani. Vezir F3 gibi çok güzel bir hamle varmış. Kale fedası. iki kale birden boşta kalıyor. Hepsi diagram kitap gibi pozisyonlar burada arkadaşlar. Kitap çalışması yapmışsınız. Fark etmiyor yani. Kitap çalışması gibi bir... Aa, belki de bunu mu alacağım? Of. Eğer buysa gerçekten efsane yani. Ama Vezir beydi var. Bu kadar da efsane değil. Okey. O zaman bunu alacağız. Böyle gelecek. Ha burada perpe yapıyorum. Beraberem var. Okey. Tamam anladık burayı da. Artık burada hata yaptık ve geri dönüş yok. Konumsal vezir fedamız işe yaramadı. <laughs> Uzak kurduğum yerde burada güzel kaleyle şah çekip en son alacaktım iki kaleye vezir oynayacaktım ama. Olmuyor. Tamam. Olsun. Buna da şükür. Evet. Sabit açılışlar oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Açılış kısmını geçebilmek adına sabit şeyler oynamak istiyoruz. Atımızı çıkalım. Çok ee, lagaluga'ya getirmek istemiyorum. Bunu alalım mı ya? Alalım gitsin. E, böyle gelelim. Rol. File gideyim. Yok gelmeyeyim. Kale 8. 8 Anlaşılabilir bir fikir ama biraz erken yaptı sanki. Çünkü ben daha bu piyonu kullanabiliyorum. Buraya atını gelemiyor. Biraz hızlı oynadı. B4 hamlesi benim B5 yaptığım koşullarda bence hiç fena bir fikir değil ama burada ne kadar iyi çok emin olamıyorum açıkçası. Göreceğiz. Oyun sonuna gitmek de istedi. Peki. Herhalde A5 hamlesine çok güveniyor. Bakalım. Ben de buradan atımı çekmek istiyorum bir yerlere ama bakalım en iyi kare hangisi. Ben şu anda basit bir şekilde kalelerimi getirip işte efendime söyleyeyim C3 piyonla bastırmak istiyorum ve evet bu şekilde ilerlemeye çalışacağım. Rakibimin erken B4 sürüşünü cezalandırmaya çalışıyorum şu anda. Cengiz Can Acar isim benzerliğiyse çok sevgiler selamlar. İş yerinde öyle arasında görür görmez deme geldim. Vallahi iyi çalışmalar diliyorum. <laughs> i̇yi çalışmalar diliyorum. Of, evet, rakibimiz aslında mantıklı olabileceğini düşündüğü bir hamle yaptı. Çünkü sonrasında A5 yapmak istiyor. Oynadı da. Ama bunu e, sürsem de olur bu arada ama alsam ne oluyor merak ediyorum. Aldım. En son kalesini içeri sızmaya çalışacak herhalde. Kale Eee B5 yapsam bunların hiçbirine izin vermiyorum. Ama B piyonu zayıf oluyor mu? Neyse oynayalım gitsin. Alsam dolurdu sanki bu arada. En az karşı oyunu vererek yenmek önemli çoğu durumda. Yani e, Korchnoy öyle söylüyor. Bir oyuncunun oyun gücünü ne kadar az karşı oyun vererek yendiği gösterir diyor. Yani burada kastedilen şey şu. Kazanç pozisyonu aldınız. Kazanç pozisyonu normalde kazanmanız beklenir. Ama böyle e, pozisyonu alt üst olarak mı kazanıyorsunuz yoksa e, yoksa dümdüz mü yeniyorsunuz o belirleyici oluyor diyor. Dümdüz yeniyorsanız iyi oyuncusunuz diyor. Eğer dümdüz yenemiyorsanız çok e, çalışmanız gereken mevzular var diyor. Evet bu pozisyonu rakibin beraber yapabileceği bir pozisyon olabilir mi acaba? Ben çok emin olamıyorum ama bakalım. Önce şunu yok edelim. O da bunları çiftleyecek herhalde ama yani kolay değil işi. İsteyelim. Sonra bastıralım. Hatta şunu da oynayacağım bu arada. Sağlama alalım pozisyonu. Duble piyonumuzu sabitlettirmeyelim. Şahımızı gelelim. Bakalım karşı oyun vermeden yenmek gerçekten çok zor bir şey. Yani zor bir şey olmasa bunu Korchnoi söylemez zaten. Belli ki hepsi tecrübeden damıtılmış. Yani nasıl diyeyim? Yaşanmış şeyler yani. Çoğu büyük usta tavsiyesi de bu tarzdadır zaten çoğu yaşanmıştır. Rakibi önce bir pasif hale getirmek istiyoruz. Önce şunu bir isteyelim. Önce bir şunu bu oynasın. Belki şunu oynayacağım çünkü. Karşı oyun vermemek hikayesi buradan doğuyor birazcık ama bakalım. Karşı oyun vermeyeceğiz derken şey olmayalım. Gördüğünüz gibi normalde piyon alabiliyorum ama almak istemiyorum çünkü karşı oyun doğabilir. <laughs> Gerek yok. G4 falan yapmak istiyorum. Evet, karşı oyun vermemek istiyorum yine hala. Rakip girmesin istiyorum. Okey o çok umursamadı. F4 yaptı. Ben şimdi bunları toplamak istiyorum. Bakalım olacak mı? Çünkü evet. Hiç karşı oyun vermeden yenmeye çalıştık. Bunları analiz edelim. Evet. Aynı rakiple oynamayalım. 2700'de yaptığımız hatayı yapmayalım. 2700 gibi birisi gelirse o zaman tekrar oynayabiliriz. <laughs> Bakalım. Ee, Gyalog. Ha, bu çok eski bir oyuncu ya. ICC'de de Gyalog diye birisi vardı. İnanılmaz. Büyük ihtimal çok kuvvetli bir ustayla oynuyoruz. Yani çok emin değilim. Bu, bu Evet 2400'müş. Bu çünkü bunu biliyorum ben bu vatandaşı. ICC günlerinden. Eski ICC günleri. Fil E7'ye mi D6'ya mı? Çok emin olamıyorum filin nereye gitmek konusunda bu arada. Evet rakibimiz belli ki e Yıldırım için kullandığı silahını çıkardı. Yıldırım da bana kalırsa hep aynı şeyi oynamanın çok büyük avantajı var. Yani sürekli aynı şeyleri oynarsanız yaklaşık olarak neler olabileceğini öngördüğünüz için sizin için iyi olur. Yani bunu yapmakta fayda var. Fil F5 mi çekseydim acaba? Evet rakip fil F4 gelmek için böyle bir şey yaptı. Yapsın sorun değil. Benim burada atım var. Atı alması lazım önce. Hatta atı alırsa neyle alacağımı hesaplayayım. Aldım. Evet bu fili vermek istememesi gerekir. Ama belli olmaz yani. Ver edebilir. Gyalog. Evet, bu eski bir oyuncu olabilir. benim benim için şeyden bakabilirseniz sevinirim. <laughs> adamın ismini yazarsanız. Bu genç birisi olamaz yani. En az benle yaşıttır. Öyle hatırlıyorum. Evet, Bazı önce oyuna benziyor bu arada sanki. burada nasıl oynamalıyım? Kale F D8 oynayalım. Burada planımız uygun zamanda C5 yapmak oluyor genelde. Ki mesela şu anda uygun zaman mıdır bilmiyorum. Rakibin filini açmak tabii ki iyi bir şey değil ama bekleyerek oynamanın da kolay olmadığı bir pozisyon. O yüzden rakibin filini açmaya razı geldik. Şimdi buraya doğru bir baskımız var. Görmedi mi, uyudu mu bilmiyorum. Oynayalım. Çünkü uyumuş da olabilir. Rakibimiz genç olmayabilir dediğim gibi. Uyuyabilir böyle şeyler. Yani tahminim odur. Ee, bunu neyle almalıyım acaba? İlla alırsam. Ne yapmayı düşünüyor? Atla alırsam vezir almak istiyor? Okey. Bunu anlayabildim. Ama yine de oynayabilir miyim diye bakmıyor değilim tabii ki. Peki veziri böyle gelelim. At F4 belki tehdit olabilir. Kalemizi koruduk. Tamam. rakip bunları kesmek istiyor. Vezir E5 e 5le gelelim. Okey. Zaman konusunda çok süper olduğumu söyleyemem. O yüzden biraz hareketlenmem, hızlanmam lazım. Vezirle alalım bakalım. Berabere mi yapmak istiyor? Berabere yapmak istiyor. Berabere yaptırmak istemiyoruz. Evet, şah 4 4 gerisi sorun yok. C4 gerisi de bu var. Okey, sorun yok. Şu anda piyon fazlayız ve kazanmamız gerekiyor normalde. Çünkü piyonlar da zayıf. İşte Korsunay'ın söylediği belki burada daha daha önemli olabilir. Şu an alamıyor galiba. Aa bu, bu güzel oldu. B6. E, bunu yenmem gerekiyor. Şimdi net kazanç oldu çünkü. Buraya bakalım Korsunay'ın söylediğini yapabilecek miyiz? Geldik. Kaledeydi kale F5. Az karşı oyun mu yoksa çok karşı oyun mu? Çok bilemiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım ne kadar karşı oyun. Korçnoy. Viktor Korçnoy bizi şu anda yönlendiriyorsun. Yattığın yer incitmesin. Çok büyük bir oyuncu. Viktor Korçnoy. Partilerini izlemek de büyük bir keyif bu arada. Yani Muazzam bir insan. Herkese oyunlarını e, incelemeyi öneriyorum. Rakibim zaten büyük ihtimalle her şeyi verecek. Terk edecek sonra. Evet pozisyon kayıp oldu. Bakalım. Hiç karşı oyun vermeden bütün... Evet. Bence ee, nokta atışı bir oyun oldu gerçekten. Bunu da analize verelim. Kendimiz devam edelim. Çok bir şey olmadı. Rakip vezir G3'ü sonra kolay oldu. Uyumaması gerekiyordu. Evet. 75 doğum Dediğim gibi benden genç olamaz yani. Çünkü ben onu izlediğimi hatırlıyorum güçlü bir oyuncu olarak. Biz büyüdük ve onlar yaşlandılar tabii ki. Evet, Londra. Açılış değiştirmiyorum arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz açılışlar vardı ise görmezden geldiysem kusura bakmayın. Ee, maksadım da zaten birazcık aynı şeyleri oynayıp hızlı hızlı açılıştan çıkmak olarak söylenebilir. Burada hangisi doğru acaba? At B5 miydi? At C4 At B5. At e, D5. Sanırım böyle mi oynuyorlar? Tam hatırlamıyorum ya. Ha, öyle oynamadı ki rakip. Böyle bir durumda At D5 yapıp file saldırıp bu file almaya çalışıyorlardı ama rakibin birazcık daha e, yumuşak varyant oynadı. Yani niye yumuşak diyorum? Çünkü daha dişli varyantlar var burada. Om oynamak istemedi. Ben şimdi taşlarımı çıkıp rok atmak istiyorum ve rakip filini verdiği takdirde mutluyum. Atını dönemiyor oyuna. Londra sistemi için ideal olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Önce şunu oynayalım da at D6. Ha bir dakika tuzak kurabilir miyim? Fil D3. Aha bir dakika tuzak kurabiliyorum. Fil D3 öyle geldi. At E5. <laughs> ya tuzak kuracağım. <laughs> tuzak kuracağım diye burada e, şebek oluyorum ya. <laughs> <Çok güzel>. Ay. <laughs> tuzak kurmaktan kastımın ne olduğunu bile anlatamayacağım kadar e, saçma sapan bir tuzak kurmaya çalıştım. Allah'ım yarabbim. Evet AT5 gelsek alsa alsak F6 yapsa neyse. Önce şunu gelelim. Bir tepkisini ölçelim. Belki de alacaktır. Uf. Bunu niye yaptı acaba? G5 mi oynayacak? neyse bu çok mutluyum şu anda yani böyle bir şey yapması benim için harika oldu çünkü e, karşılığında çok fazla bir şey almadan e5 karesini verdi normalde e5 karesini öyle bir e, veriyorsunuz ki hani çok fazla şey elde edebiliyorsunuz burada hani a6'yı bile alabilirim sanki hatta alıyorum gitsin bir şey göstermek istiyorum o yüzden böyle oynadım bu arada yani normalde belki en iyisi olmayabilir burada yapmaya çalıştığım şey e5 karesine bir tane atı koyacağım koyu renkli filleri şu an değişirse ölüyor bu arada pozisyonu bence değişmemesi lazım ama e6 piyonu boşta ve tamamen e, bitiyor pozisyon. Şimdi rakip belki de fil bebeş 5 gibi bir hamle yapabilse kurtaracak. Ama kurtaramıyormuş. Tamam burası artık kazanç oldu. Neden öyle söylüyorum? Çünkü e, taşları koyu renklere koyup oyunu bitirmek mümkün. Ki ben de öyle yapacağım. At C5, sonra kaleye 5, sonra e 2. Her şeye, her şeye basıyoruz bundan sonra. B4, e 2, kaleye 5, kaleye 1. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Otomatik pilota bağlayabiliriz burada. Bunlar oynarsa F4 ile kapatabilirim. İşte Korşun söylediği hikayeyi ne gerçek olacak? Ne kadar az karşı oyun vererek bunu yeneceğiz? Burası kazanç oldu mesela. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Evet rakibimiz atak yapmak isteyecek elbette. Başka çaresi yok. Alalım neyse. Karşı oyunu engellemek için vezir değişmek istiyorum şu anda aslında. Amacım e, öylesine bir hamle yapmış olmadım. Karşı oyun olmasın vezir kesilsin. Evet normal oynuyoruz. Kale geleceğim. Evet, burayı kapatacağım demiştim. Hiç karşı oyun vermek istemiyorum. Evet ne yaparsa yapsın kapatacağım. Şunu da gelelim. Bunu alacak mıyım çok emin değilim bu arada. Bekleyeceğim biraz. Derken alayım hani iyisi. Çünkü rakibim iyi oynamadı. Orayı savunabilirdi diye düşündüm ama savunmak istemedi. En az karşı oyun nerede var? Mesela şah çekip bunu alabilirim. Bunu alıyor. Onun yerine ne yapabilirim? Daha ee, daha temiz oynamaya çalışabilirim. Şimdi şah gidip şah gidip bunu koruyup kalemi öyle aktifleştirmeye çalışabilirim bu piyonu almak üzere. Benim için karşı oyunun yokluğu bu demek. Hani Korsnoy'dan biz bunu öğrendik. Bu en güzeli yani en sağlamı öyle söyleyeyim. Hatta direkt bunu geleyim artık isteyeyim de. Şunu da gelelim. E bundan sonra artık rakibi yıldırabilirim herhalde. Çünkü e, kolay olacak ama ben yine de şöyle geleyim önce. Sürerken ha, neyse. En kolayı hangisi olacak acaba? Böyle gelsem karşı oyun vermeden. Neyse biraz şöyle bir hamle yapayım bakayım ne yapacak. Çünkü dediğim gibi çok fazla kazanç var ama hangisini yapmak gerektiğini karşı oyunun miktarına göre belirlemeye çalışıyoruz. Evet bakalım burada en az karşı oyun nasıl olur? Aşağı inmeye çalışabilir. Çalışmadı. Tamam. Tamam. Aşağı inebilir. Hala inmeye çalışmıyor ama. Aşağı inse tehlikeli olabilir benim için bu arada. En azından biraz uğraştırabilirdi. Bunu da alalım. Onu da almaya çalışalım. Onu da alalım. Ve sürelim. Sanırım karşı oyun miktarını minimumda tuttum yani. 40 saniyemiz var. Bunu da kazanabiliriz diye düşünüyorum. ben yani oynamakta haklı mı mesela? Şu an çok bilmiyorum. O kadar az karşı oyun imkanı var. Herkede edebilir yani evet. Yeni rakip arayalım. Bunu da makineye verelim. Kazandığım oyunları çok derin incelemeye gerek görmüyorum. Çünkü biraz anlaşılıyor. Kaybettiğim oyunları ben de anlamıyorum bazen. Onlara bakmaya çalışıyorum. Evet. Londra sistemi oynuyorum. Oynaması oynaması görecek olay diye. taşları çıkıp rok atıyoruz. Oynaması görecek olaydan kastım oydu. Hmm. Beni düşündürmesi aslında hamlenin kötü olmadığı anlamına geliyor. Beni düşündürmeyi başardı. Rok atalım. E, bu E5 karesini kontrol etmek e, benim için o piyonların duble olmasını haklı gösterebilecek bir sebepti. O yüzden böyle oynadım. Belki bir vadede G3 oynayabiliriz. <laughs> Rakibin bakalım ne yapmaya çalışıyor. Çünkü e, hiçbir merkez piyonunu ilerletmeye çalışmadı. Bu demek oluyor ki hepsini oynayabilir. Yani kafasından hangisi eserse onu oynamaya çalışabilir. Dolayısıyla bilemiyoruz şu anda. Ben de belki şu tarz bir hareket. Oo ne yaptım? Çok pardon. Vezir değil 2 çok saçma sapan bir hamle oldu. Çünkü a neyse çok çok şey oynadı. Çok merhametli bir hamle yaptı rakibim. Hiç beklemediğim bir hamleydi ama bunu hemen kurtarmam gerekiyor. Çünkü rakibin aslında bir fikri var yani Vezir f gelmek istiyor. Hamle merhametli ama <laughs> benim çözmem gereken bir durum. Evet. Şimdi AT-F6 gelmek istiyor. Evet. Şimdi e, AT-3 ile organize olsam. AT-3, AT-F6, AT-5, AT-4. Kale 4, fil de 5. Onu oynamak ister miyiz? Çok emin değilim açıkçası. Şimdi Vezir F6 da istediği için Hesap yapmam gerekiyor galiba. G3 oynasam. F5 İyi oynamadık. Bununla yüzleşmemiz lazım. Taşlar bir tuhaf duracak şimdi. At F6'ya fil F3 çekeceğim. Sonra bakacağız artık ne yapalım. Sonra belki at 3 Evet. İyi oynamamak bana 40 saniyeye mal oldu. Rakibim umuyorum birazcık yavaş oynar da. Okay. Hadi bakalım Şah. -2. Biraz yavaş yavaş oynayacağız. At F1, at 3 Şah G2. Şeklinde gruplaşmak istiyorum. Evet. Ee, alsam mı almasam mı? Bakalım. Hı, güzel. Ee, oynadık. Hadi evet, yavaş bir oyun oluyor ama en azından dümdüz kaybetmedim. Rakibin filde alt hamlesinde belki hamle sıralaması olarak daha iyi oynayabilirdim diye düşünmekteyim. Neyse bunu hemen alayım. Hemen alayım hesaplamayayım. Çünkü zamandan gideceğiz yoksa. Ee, açmazdan kurtulabiliyor muyum acaba? D5 yapmak istiyor. Düşün 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 nasıl kurtulabilirsin? <laughs> bir kurtuluş var da görmüyor olabilirim ama bence bu çok düşük bir ihtimal. Bence kurtuluş yok. Neyse en azından şu şeyi kapatalım. D5 oynasın bir öyle oynayalım bari. Önce bunu alayım. Sonra vezirimi kaçayım. Evet, iyi oynamadım. rakipte rakip de cezalandırdı beni. Zamandan da geriyiz. Sonumuz hayır olsun demekten başka çaremiz yok. Evet kötü oynadık. Kaybetmeyi hak etmiş durumdayım şu anda. Zaten hala da kötü oynuyorum. Bakayım zaman da var. Şans da vermiyor ki. Bakalım. Ya dağıldık bu arada o yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Dağıldım. Bir de gebe oynasa tam. Tam fiyasko. Onu da yaptı. Evet burası terk oldu. Rakibim mi valla. Bunu analize verelim. Bundan daha çok şey öğrenebilirim bu arada. Biz oyunları şöyle bir gö gözden geçirelim. Çünkü kaybettiğim oyun da oldu. Ee, aradan çıkartalım bazılarını. Mesela bu oyunda çok inceleyecek bir şey göremiyorum. En azından şimdilik. Evet, rakibim çünkü hata yapmama müsaade edecek bir oyun vermişti hatırlarsanız. Çok e, hedef yarata yarata oynayabilmiştim. Hata vardıysa bile zaman sıkışmasında vardı. Burada bir şey göremedik. Bunu kazanmıştık basitçe. Ee, birikenleri aradan çıkartalım. Mesela şu oyuna bakalım. Burada ne var? Evet, rakibim burada erken B4 yapmıştı. B4 hamlesi e, cezalandırmaya çalıştığım hamle olmuştu sonrasında. Ve Korsnoy'un söylediğini yapmaya çalıştım. Evet, burada kolay kazanç oldu. Ee, bu... Burada ne var? Ya yani burada öğrenmiştim bir şeyler. Bu oyunu hem kaybettim hem de teoriyi öğrenmiştim. Burada daha doğrusu hatırlamıştım E4 hamlesi E4 hamlesi belki daha iyi olabilir şeklinde veya atı 5'ten sonra bundan sonra alıp alıp E4 yapmak olabilir diye. Tam bunu alacağımızı almıştık. E, bu oyun hangisiydi? E, bu da görece çok öğretici olmayan bir oyundu sanırım. Bu aynı oyun zaten. Pardon bu o değil. Bu hangisiydi? Bu Gyalog'la aslında bu öğretici olabilecek bir oyundu. Rakibim aslında iyi pozisyondaydı bence. Ama G3 piyonunu uyuyana kadardı. Burası beyazlara biraz üstün olmalı. Fillerinden ötürü. Ama burada uyuyunca gerisi yani makineye göre bir pozisyon berabere bu arada. En azından bu pozisyon ama insan için bu dağınık piyonlarla oynamak çok zor ve ben de e, rakibin hatalarını değerlendirmiş oldum. E, bu hangisi? Kaybettiğim oyuna gelemedim bir türlü. Hangisi kaybettiğim oyunda? Burada e, bu da benim e, görece kolay kazan. Bence öğretici bir oyundu. Yani elimden geldiğince temiz oynamaya çalıştım. Rakibin büyük hatasını değerlendirmeye çalıştım. E, kolay bir oyundu dolayısıyla. E, evet bu oyunu kaybettim. Burada rakibin filde değer... bu, bu sıralamada evet bunu biraz düşünmem lazım. Çünkü son zamanlarda erken aşağı pek çok yerde oynuyorlar. Bir Londracı olarak bundan çok memnun değilim açıkçası. Çünkü H3 yapmak doğal gibi geldi ama fil D6'ya doğru tepkiyi veremedim. Burada fil D6 hamlesini e, almak istemeyişimin şöyle bir sebebi var. Rakibimiz D5 oynuyor ve siz hangi piyonu sürerseniz sürün alıyor ve sonrasında bir daha D5 oynuyor isterse. İstemezse D6 da oynayabilir bu arada. O yüzden almak istemiyorum fakat fili yerinde bırakma fikrinden çok emin olamadım. Oyun sırasında da bana çok iyi hizmet etmedi. Çünkü rakip piyonu D6'ya koyunca bu e, piyon eğer ilerleyemiyorsak çok bir şey vermiyor. Belki de hemen ilerlemem lazımdı. Emin olmamakla birlikte... Çünkü F5 yapmadığımız sürece bu piyon neye yarar bilmiyorum. Bunu oynayıp büyük ihtimalle şöyle bir piyon yapısı arzulamalıydım. Tamam simetrik ama alan üstünlüğüm var. Rakibin atı belki kısıtlanmış durumda. Benim taşlarım daha güzel duruyor. Ne bileyim bu atı belki F5 karesine yönlendirmeye çalışabiliriz. Bu daha güzel olurdu bence. Yani Makine doğrudan eleştirmiyor ama evet burada rakibimiz çok kötü hamleyi değerlendiremedi. Konuşurken. Hem konuş hem oyna kısmını iyi beceremedim burada. Evet, burada da bir şey olmaması lazım ama Vezir D3. Evet, bu fil A6 hamlesini iki, iki tarafta uzun süre kaçırdı. Oysa vezir D3 saçma bir hamleydi. Bunun yerine ne oynasak olursa herhalde. Pozisyon eşit çünkü. Evet bundan sonra da kayıp oluyor. Fil a yediğimiz anda pozisyon kayıp oluyor. Ama en azından şurada öğrenmek gereken bir şey olabilir. Mesela bu pozisyonu oynamış insanlar var mı? hayli varmış bu arada. E, 2700 seviyesinde de oynanmış. Giharro oynamış. Mesela fil D6 almış burada beyazlar ama siyahın skoru gayet iyi. E, H6 Burada sanırım ee, fil d3'ten doğan e, mesela bir şeye baksak h6 burada oynasa böyle gelse fil d6 fark eder mi acaba? Aldım aldı. Mesela Grischuk C4 oynamış. Anton bu bu Anton bu açılışı birkaç zaman oynamış siyah taşlarla. Evet, bu olabiliyorsa güzelmiş. Tamam. Şimdi anladım birazcık. İdrakı e, şöyle yaşamış oldum. Atın pozisyonunu bekletmem gerekiyor. Eğer örneğin burada atla 2 oynayınca rakibin h6'sında hazırlık yapmamış oluyorum. Satranç teorisi aslında çok e, yoruma açık e, seyrediyor normalde. Bakarsanız mesela kitabı şu an göremiyorsunuz belki ama en çok oynanan hamle atla 2 pozisyonunda. Ama eğer eee h6 hamlesinde ben karşı çıkmak istiyorum derseniz mesela fil d3 hamlesi daha çok hoşuma gitti. H6 oynayınca Şimdi az önce konuştuğumuz şey H6'nın bu arada Ataş 5 gibi bir fikri var. Bu hamlenin fikrini diyenler e, Ataş 5 oynayıp fili yakalamak istiyor. O yüzden biz de Aşuş'la cevap veriyoruz. Fil artık buraya kaçamadığı için. Ha diyeceksiniz ki hocam yine bunu yapamıyor mu? Nasılsa bunlar var. Maalesef burada bu olmuyor. Çünkü biz de kaleye saldırıyoruz. O yüzden h e, Haşaltı yaptığı zaman diyor ki ben bunu gelebilirim. Ve hatta bazı varyantlarda bunu da oynayabilirim diyor. E, biz de Aşuş yapıyoruz ki kaçacağız. O da diyor ki sen diyor artık fil G3 kaçamıyorsun. Fil D6 oynayabilirim. Bu Alekin'in fikri diye hatırlıyorum. Alekin Rubinstein partisi olabilir. Çok eski. 20. yüzyılın başlarında rastlanan bir şey. Ama Grişçuk demiş ki ben atımı D2'ye koymadığım için şimdi C4 oynayıp at C3 gelebiliyorum. Ve bunu 2015 senesinde yapmış. Belki de oyun çok hani bilmiyorum beyazların dümdüz yendiği bir oyun değildir. Yıldırım falan. E, rapidmiş zaten. Ama Grişçuk'un mantığı çok basit. D5 oynayacaksın. Nasılsa alacağım. Taşla almak zorundasın. Duble bırakamazsın. Taşla aldığın zaman da alacağım. Sonra bir şekilde merkezi ele geçirip daha sonra öneme çalışacağım. Bence çok mantıklı. Ee, evet D5 sürebilirdik belki de olabilir. Maalesef orayı kaçırdım. Mersin'in açıkta oynadığım turnuvaların oyun, ya, turnuva oyundan analizini yapabilir miyim bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlar hastalıktan kurtulamıyoruz ya. Sürekli hastayız biz. Yani e, evde bir bulut başkan hasta sürekli. Bugün de e, işte iyi olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Umuyorum sizlerden yana her şey iyidir çünkü herhalde salgın gibi bir şey var ki herkes hasta. Evet rok atacağım ve daha sonra yani bu, bu pozisyonu daha önce oynamıştım o yüzden bu hamleyi daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Neyse oynayalım gitsin. Ee, bu pozisyonu daha önce e, Türkiye Kupası'nda oynamıştım diye hatırlıyorum. Ama tabii rakibi a 4 hamlesini ilk defa gördüm. Daha önce bu hamleyi görmemiştim. E şimdi piyonu bir şekilde yemeye çalışacağız. Tabii Atça'ya ikilere falan izin verirse. <laughs> e, o da hoşumuza gidebilir ama ona izin vermeyecektir. Rakibim Dim Dimkor. 2700'de bulutu varmış. Evet, bilmiyoruz kim olduğunu. Evet, ııı... E Salgın var değil mi Cengizcan? Ben tam anlayamadım açıkçası. Biz okula başladığımız andan beri yani Eylül'ün başından beri hastayız. Yani ben hasta değilim şahsen ama. Ben de yayında hatırlarsınız belki hapşırmaya başlamıştım. <laughs> ee, yani tam bilemiyorum açıkçası. Salgın mı var? Biz mi hassas bünyeliyiz? Tam çözemedim. Evet pozisyon muazzam oldu bu arada arkadaşlar. Yani bir karokancının isteyebileceği her şeyi elde ettim. Bakalım yani rakibim niye böyle bir şey yaptı ondan bilemin değilim açıkçası. Hiçbir taşı anlamlı durmuyor ilk bakışta. <laughs> Peki bakalım anlamlı hale getirebilecek mi? Yani A4 sürdü ama uzun o kattı. A4 piyonu boşta Yani bilmiyorum hiçbir şey kullanamıyor. Evet şimdi anlamlı hale getirme girişimi. Ee, burada fil G4 de enteresan. <laughs> Tuzak kuruyorum. Acaba Filgedor'da ne oynar dersiniz? Deneyelim. Yani tuzak kurmak için tuzak kurmaktan hiç hoşlanmıyorum ama rahatsız etmek istiyorum rakibi. Bir kalesini manesini oynasın bakayım. Ben de kalemi geleceğim nasıl ya? Benim de hamlem tempoyla. Neden tempoyla? Çünkü böyle geldiği zaman ee... bir dakika yanlış mı hesap mı? Hmm. Kandırdın mı bizi? Ne yaptı? At C3 bc 3 Bile 2 kale D2. Aldatıldım mı? Yani bunu oynarım aslında ama. At D3 şah. Film mi sıkışıyor orada? Çok enteresan ya. Garip bir garip bir varyant oluşturdu rakibim. Onu oynarım arkadaşlar. <laughs> Benim kafamı bozmayın. <laughs> Çok saçmaymış. Oyuna gitsin yani hiç uğraşamam. Bile 2. Hop kalite feda etti. Ha, bunu hiç beklemiyordum. Tamam. Rakibin fikri buymuş arkadaşlar. Şimdi saygımız sonsuz ben rakibin fikrini anlamamışım. Ya da blunder yaptı. Çok emin değilim. Şimdi ben blunder yaptım galiba değil mi? Blandıran blandırana. D5. Sonra bunu alma fikriyle belki. Ama filin çaprazı kapanıyor diye istemiyor oynamayı. Evet tahmin ettiğim gibi oldu. Ee, tahmin ettiğim gibi olması neyi değiştirir ki? Ata 5. Ya yani buraları hızlı oynayayım bari. Çok yavaş oynamayayım. Evet. Çünkü kalite fazlayız, pozisyon kazanç ama ee, ama başımız beladan kurtulmayabilir. Kaleci 8. Hata 5. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hoca. Yavaş oynuyorsun. Tepkisel bir hamle bu. Kötü bir hamle. Tepkisellik. Hoş değil. Şah B2 oynar mı acaba? Şah B2 E5 yapmayı düşünüyorum da ondan sordum. Filmin çaprazını açarsam Aha E5 geldi bir dakika. E5 yapabiliyorsam oynarım bunu arkadaşlar. Sonra da F5 yaparım. Ay buna bastığını unuttum. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Çok güzel sıvadım bir hamlede. Atın da gidecek karesi yok maşallah. Nasıl başardım bunu? Ya bir gidin arkadaşlar ne yaptım yine? Yine batırdım yani. Bir, bir hamlede bir de batırmayı başardım. Hayır. kalesini alsak ne oluyor? Ya yine öndeyiz ama yani daha temiz bir şey yok mu arkadaşlar? Bu nedir böyle? Bu nasıl bir ızdırap? Cık. Tüh. Ne yaptım ya? Çok güzel kazanacağım bir pozisyon idi. Tahmin ediyorum. çok saçma. Ne yaptım? Neredeyse kaybedeceğim şunu ya. Rezillik. Ah şu kaleden kurtuldum ya. Neyse ki üf. Ne pis bir kaleydi o. Kimin zamanı az ya? Bilen var mı? Çakallığın kitabını yazıyor. <laughs> Hiç zamana bakamadım bile ya. Çakallığın kitabı yeniden yazılıyor arkadaşlar. <laughs> Saçma sapan oynuyoruz ama kazanıyoruz. Aman Allah'ım ya. 2650'ye ulaşabileceğimi hiç zannetmiyorum bu hızla. Ama bir tane oyun kazandım yani. Uyuturum. Uyuturum kim diyor hocam? Şey demiyor muydu? Ee, Yasin Emre Hoca demiyor muydu? Yasin Emir Hoca dedi, hocanın dediğini duydum çünkü. <laughs> Evet. Yine aynı pozisyon oldu ilginç bir şekilde. Aynı oyuncuyla mı oynuyorum? Yok. Aynı, aynı Uyuturum. Uyuturum diyor değil mi? Uyutabiliyor mu bari? CKG'de mi diyor? Ben tam takip edemedim ama duydum. Ee, Yasin Emre Hoca'nın dediğini duydum. Belki başkası diyordur önce şimdi. Hakkını yemeyelim başkası diyorsa. Kredit. Kredit mi diyorlar? Ay ay. Evet, genellikle e, C4 gibi bir hamle yaparak yol kesiyorlar diye hatırlıyorum. Ama rakibim çok da oralı olmadı. Patent Yasin Hoca'nın işte bu. Patent Yasin Hoca'nınsa o zaman Yasin Hoca'ya buradan selam gönderelim. Ne yapmak nereye varmak istemektedir? Ne yapıyor şimdi rakibim ben tam anlamadım. At C6 alırsan ben piyonla alacağım diyor galiba. Şunu önce oynayayım mı? Bir dakika vezir h5 gelsem bir tane. G6 yaptırtsam sana. İşe yarar mı? Yok. Çok bir şey göremedim böyle geleyim. Şimdi ufak ufak kandırmacalar olabilir arkadaşlar. Rakip hata yapar ise. Nasıl kandırmacalar olabilir? Tabi şu anda ben de oluşturamadım. At D6 dönerse. O da ne hesaplıyor? Herkes aynı şeyi hesaplıyor. <laughs> Herkes aynı şeyi hesaplıyor bakalım. Farklı bir şey olacak mı? At D6'ya e, şu hani açarak saldırılar ol. Wow. Bunu var ya hiç beklemiyordum arkadaşlar. Hiç alakan bile yok. E, buna, bunu hiç düşünmeden alırım. Çünkü atak yapacağım. Arkama bakmadan atak yapacağım hem de hiç yani. Çünkü bu at buradayken rok atamıyorsan filan işin zor. Assassin for King. Bilgin olsun. İşin zor. Ay. Evet şimdi rakibimiz aldı git dedi. Al git dedi. Ben bu veziri alacağım ya. Vezir almak istiyorum. Sonra da kaleyi almak istiyorum ama file 8 oynuyor. O zaman kaleyi almayayım mı? Bunu alayım gitsin yani olacak. Bunu almak zorunda herhalde. Ama o zaman da ee, yine çatal matal ihtimalleri olabilir. Çünkü e, kale E8 yetiyor mu? Kale E8 yetmiyor olabilir. Şah P8, at F7, kale E8. Evet yetmiyor olabilir sanki. Gelelim. Bu E3'teki piyon tabi rahatsız edici. Şimdi öbür kaleyi istiyoruz. Yetmiyor dedik ama iyi hesaplamamışım herhalde kaçabiliyormuş. Kaçamadığını zannetmiştim ben. Ee, ne drog atayım mı? At D6, fil D6 mı oynayacak? At D6, fil D6, vezir D6. Neyse şunu değişelim mi? Ya bunu bir tane değişelim arkadaşlar. Eğer değişebiliyorsak. Rahatsız oldum çünkü. Tamam belki kazanç olabilir ama çok kazanç görünmüyor şu anda yani. <laughs> Sıkıntılı görünüyor. <laughs> Hoşuma gitmedi. Ee, evet burada şu piyondan rahatsızız hala. Nasıl alabiliriz onu? Rok atayım gitsin ya. Uğraşmayacağım arkadaşlar. Şöyle geleceğim. Buna da böyle geleceğim. Bunu alırım. Bunu en temiz şekliyle kazanmaya çalışmak da zor tabii. Çünkü bir sürü kazanç var. Takdir edersiniz ki insan zorlanabiliyor. Akibim bunu tahmin etmişti. O yüzden önemli yaptı. Şöyle gelip çaktırmadan at c6'ya a6 yapayım da. Canını sıkayım biraz rakibimin. <laughs> Kalesi düşmüyor mu? Bu kale nasıl düşmüyor? Helal olsun. Kale nasıl düşmüyor? <laughs> Düşmesin tamam. Tamam tamam. Düşmesin. Sıkıntı değil. Ben mat olmuyorsam sorun yok. Sen beni mat etmiyorsan sorun yok. Aha kale düşüyor mu şimdi? Şimdi düşer artık ya. Evet. Şimdi düşürüyoruz dostlar. Alırım kalesini. <laughs> Güzel. Very nice, very nice, very nice. Bu açılış e, <laughs> sürekli oynadığınız zaman <laughs> fayda ediyor. Mavi Alfa. Mavi Alfa ile bir videoda oynamıştık galiba. Kendisi e, sanırım Türkiye'den bir sporcu ama adını bilmiyorum. Adı yazıyor mu yok ya ama Türkiye'den bir sporcu olduğunu biliyoruz. E, kim olduğunu bilmiyorsak da. Ama bizim oyunumuzda da gayet hızlı oynamıştı. Öyle hatırlıyorum. Ve ee, iki tarafta sıkıntı yaşamıştı. <laughs> Pozisyon çok zor olduğu için. H5, H4 oynayacağım. Hmm. Yine oynasam g at g3, g3 yapsam bu bana fayda mı sağlar zarar Ben şey diye düşünüyorum arkadaşlar ee, şu rakibin zincirini parçalayabileceğim her adımı kendime olumlu görüyorum. O yüzden bunu hoşuma e, giderek oynadığımı söyleyebilirim. Vezir c7 ve uzun rok belki. belki. Belki g5. Direkt g5 oynasam mı? Şu an fil g7 de var çünkü. Belki belki bu iyi olabilir. Rakibimi tam olarak cezalandırıp cezalandıramadığımı bilemiyorum ama... E, at 5 buraya girmesin diye önce bunu aldım. Şimdi böyle oynayıp belki piyonu yemeye çalışabiliriz. Rakibim de bunu gördü. Ama pozisyonumdan memnunum şimdilik. Çünkü e, parçalama potansiyelimi sürüyor. Almak zorunda değilim. F6 önce bunu geleyim. F6 belki. Aa o unuttum ben. Arkadaşlar çok pardon ne yaptım? Aldığımı zannettim. Ay Şimdi rezil oldu pozisyon arkadaşlar. Mis gibi pozisyon demiştim artık. Çok pis gibi bir pozisyon oldu. Hoş değil. Hoş değil. At b 4 az şah yani o kadar kötü oldu ki birden bire. Ne yapacağımı şaşırdım. İnanılır gibi değil bu hata yani. Çok güzel bir pozisyonu bir hamlede berbat ettim. Rakibim çünkü açılış çok şey oynamıştı. Çok ilgisiz oynamıştı. Yani ilgilenmedi pozisyonla öyle söyleyeyim. Açılışı öyle oynayayım gitsin dedi. E, Yıldırım'da çok e, çok yapılması tavsiye edilecek bir şey değil yani. Öyle oynarsanız açılıştan çıkamayabilirsiniz. Çünkü Yıldırım'da açılışın önemi çok artıyor. Yaptığınız hamlelerin önemi çok artıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Oynanabilir bir pozisyon ile ilgili e, önem artıyor. Öyle söyleyeyim. Rakibim şu anda mesela normalde pozisyonun iyi olması lazım ama işte bakalım o konumu oynanabilir buluyor mu? Çok emin değilim. E, zorlanabilir. Evet, koyu renkli fili yokken mesela buraları savunmak zor olacak onun için. Ben olsam onu yapmazdım. Rakibin yaptığı şeyi. Ama tabii ki çok kolay değil yani. Onu söyleyeyim. Nereye gelecek? Evet. <laughs> daha çalışmıyor değil mi? Aşağı. Yani taş sayım yeterli olsaydı keşke. Neyse biraz bekleyerek devam edelim. Bu piyonu normalde e, tutmaya çalışmam ama şu an bir şey göremedim. Cık, alıyorum alıyor. Vezir vezire bir yok değil mi? Ah, fili keşke buraya koysaydım. Niye buraya koydum ki? Çok enteresan bir karar oldu. Evet koyayım. Bir şekilde bir şey yapamıyoruz. <laughs> ee, henüz bir şey yapamıyorum yani. Ama gördüğünüz gibi rakip de çok ee, anlamlı bir plan bulamadı galiba. Göreceğiz. Tamam. Deneyelim. Artık bir şeyler olsun ya yeter. Hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamıyor muyuz hala? Vezir geldim. Olmuyor. Allah'ım ya Rabbi neler uğraşıyorum. Bir tane hata yaptık ve bir türlü burnumuzu şeyden çıkartamadık. Affedersiniz. Burnum... Niye bunu almadım ya? Onu almak için gelmiştim. Ne yapıyorum? Hiçbir fikrim yok yani. Onu almak... İnşallah mat olursun arkadaşım. Çünkü çok kötü oynadım yani. Çok çok kötü oynadım. Tabii ki de mat olmayacaksın ya. Sen mi mat olacaksın? Ben bu kadar kötü oynayan birisine karşı ben de mat olmazdım. Cık. Rezillik yani. Şöyle inanılmaz bir e, şey yaptım. Hata yaptım. Ama rakibim açılışı çok kötü oynadı yani. Eksi 8 mi? Ya fil G5 nasıl almazsın burada ya? Böyle bir şey olamaz. Hatta fil A3 matmış zaten. Of. Evet. Rakibim e, çok e, şans vererek oynadı ama ben o şansların hiçbirini değerlendiremedim. Evet. Neyse. Sağlık olsun diyoruz. Ne yapalım? Ha, bu oyuncu az önce oynamıştık değil mi? Biraz şanslı bir şekilde kazandığım oyun olabilir. Teşekkürler. Ee, Özgür Bey merhaba selamlar <laughs> bugün takipçilerle oyun olur mu bugün yani bugün için öyle bir şey planlamamıştım ee, oynayabiliriz daha sonra ya yani ben şu anda tabii ki birazcık turnuvaya hazırlanıyorum <laughs> şeklinde bir giriş yaptım turnuvaya gideceğim Arda'ya selamlar Özgür Bey Evet İlk başta ama biraz e, yavaş başladık oynamaya. Şimdi biraz elimizde ısındı. Yani e, çok basit şeyleri uyumuyoruz ve görece hızlı oynayabiliyoruz. Olduğu kadar oynayacağız. 4 karesi üzerine baskı yapmadığım için belki rakip almayabilir. Bakalım alacak mı? Almadan da oynayabilir çünkü. Sorun şu almayıp ne yapacak? Çünkü kalelerinin bağlantısı yok. Evet almadan bir şey yapamayacağını kanaat getirdi ve E3 karesine doğru yönelmek istiyor olabilir. O yüzden fil F4 oynamayı düşünüyorum gelecekte. Mesela önce kalemi şöyle geleyim. Daha sonra C3 yaparak bu fili kısıtlayıp belki E4 sürüşünü organize etmek fikri olabilir. Mesela fil H6'ya şimdi fil F4 olabilir. G5 oynarsa geri dönebilirim. İnşallah piyon kaybetmiyorumdur bu arada. Çünkü a 6ya fil f4 belki taktik olarak olmuyordur. O yüzden önce filimi çekeyim aradan. Fil d3 gibi bir hamleyle. Ve e4 yapacağız. Aa Özgür. Pardon. Ee, Göktürk Satranç Akademi'ye çok selamlar. Göktürk Satranç Akademi de tabii ki göğsümüzü kabarttı. Tebrik ediyorum yeniden. Kulüplerdeki ee, başarıdan ötürü. Tarihi bir başarı. Umuyorum devamında gelir. Evet, rakibim şimdi az önce bahsettiğimiz şeyi yaptı ve yakalandık mı? Yakalanmış olabilirim çünkü G5 yaptığı zaman maalesef tepki veremiyoruz. Şaş bilmem ne oynasak. Fil F4 G5. Bir dakika Fil F4 G5 bilmem ne G4. Aldım. Fil 3 aldı. Evet bunu istemiyorum arkadaşlar. O yüzden E3'ü alsın bari diyoruz. Ne yapalım? açmaz da durmak zorunda da değil zaten rakibim. Evet, burada hatamızı tespit etmemiz lazım. Az önceki Az önceki oyunda e Fırsatı kullanmalıyım mıyım acaba? Evet atın e dikeyini gidemediği fırsatını kullanmaya çalışıyorum. Bakalım ne verecek gerçi ondan da emin değilim ama. Evet deneyelim bakalım. Hadi arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız mı acaba? Önce şunu alayım mı? Önce bunu bir alayım ben. Ne olur ne olmaz. Sonra bunu gelelim. Gerçi gelmeyelim. AT6 gelsen ne oluyor? Hesaplayalım. AT6, file 6. Kale alır 3 filde 5. Koyu renkler açıldı. Bir şey yapabiliyor muyum diye bakmam gerekiyor. Ne yapalım? AT6, vezir bilmem ne. Bir dakika bu vezir bilmem nesini bir göreyim bir. Çünkü bir hamle daha kazandım sanki. <laughs> Ama bilmiyorum neye yarayacak. AT5 de düşünülebilir çünkü. Vezir D7 oynasaydı mesela. Bir dakika, bu fil nasıl koruyacak acaba? Bunu oynayamıyorum. Kalem boşta. Vezir de 3F4. Ya Allah'ım ya Rabbim. Sen beni sen beni koru ya ya. Bu nasıl bir şey ya? Cık. Yine patladık mı arkadaşlar? <laughs> Üzülerek söylüyorum. <laughs> ya şu, şu şu çaprazdan bir fayda alamadım ya. Ne biçim bir şahmış? Hiçbir şey olmuyor ona. Bunu alıp bir şekilde açmaz, maçmaz bir şey olması lazım. Hiçbir şey olmuyor ya. Ne biçim bir olay? bir numara. Ay bir dakika neyle alacağına bağlı. Önce bir ara hamle. Sonra bunu da oynayalım. Bir dakika arkadaşlar. İşler iyice sarpa sardı. Rakibin de zamanı yokmuş. Benim de zamanım sıkıntılı. Nerede? Kalem nerede? Neyse şahı zayıf. Şahı getirmesini engelleyebilir miyim diye bakmalıyım. Ne kötü oynadım ya nasıl başardıysa. Herkes zamanı e, karşı yarışta şu anda. Kötü oynadım ama iyi direndim. Moralim bozuldu. <laughs> Gerçekten. Moralim bozuldu. <laughs> ah bu hangi oyundu? Tamam bu, bunu incelemeye gerek yok. Ee, bunu incelemiştik galiba. Ee, moralim bozuldu. Yeniyoruz adam ikidir ama yani hiç mutlu değilim. Mutsuzum. Uf Rahmanoğlu Ernesto Inarkiye bunu oynamış arkadaşlar pozisyon daha önce ve siyah kazanmış bu oyunu. Benim F3'üm yanlış mı ya? Orsa piyonu kaybettim gibi hissettim ya. Nasıl oldu bu iş? C3'üm hiç konuyla alakası yok. C3 niye oynuyorum ki? Yani fili böyle geleceğim. Bunları yapmaya çalışırsa o zaman çaresine bakacağım. Ne bileyim bunu da oynayabilirim. Niye kastım bu kadar? Anlamadım ki C3 ne? Adam piyonu düşürdü yani. Böyle saçma şey mi olur? C3 Burada bir şeyler hesaplamaya çalıştım ama hiç olmuyor. Şu fil oyuna girmediği için ataya altıları filan olduramadım. İlla ki biraz telafi şansı olacaktır ama çok kabaca e, oluyordu. E, burası nasıl acaba? Burada, e, hmm. Burada ne düşünmüştüm? Burada bir şey düşünmüştüm sanki ama. Herhalde olmuyordu. Bu pozisyonun bana iyi olmaması lazım sanki. Çünkü piyonları kötü ama bilemiyorum. Kalesi çok aktif. Ya da burası iyiyse iyidir. Ne oluyor şimdi burada? Aslında çok da panik yapmadan oynansa belki beyazın pozisyonu çok iyi olabilir. Çünkü en azından mesela böyle bir şey yaptığımı varsayalım. Atıyorum. Tabii bu hamlenin çok büyük bir amacı yok ama hani içeri girmek istiyorum falan. Bunu oynayamıyor. Mesela kale D2 oynasın. Bu mantıklı geldi bana. At d file 4 gelecek. Şahı oynayabiliriz. Bilmiyorum beyazlar iyi olabilir burada. Çünkü piyon yapımı çok düzgün ama emin olamadım bir türlü. Neyse. Ama iyi oynamadık arkadaşlar. İyi oynamıyoruz. Bu mavi alfayla olan oyun yani tam bir rezalet. Onun e, en azından yani buralar üstün olması lazım ama g5 piyonu nasıl uyudum inanılmaz oldu. Burada direkt g5 piyonunu uyumamak gerekiyordu. Fakat buralar da üstün. Ya yani şuraları da üstün olması lazım rakibim çok çünkü şey oynamadı. Ya yani birazcık e, zaman hızlı daraldı iki tarafta. O yüzden Evet burada kazancı kaçırdık fil G5'te okey. İyi olabilir ne yapalım. Öğreneceğiz. Üzgün değilim. Şu an üzgün değilim. Kendime geldim. Şafi 2 yok muydu? Ya olabilir zaman sıkışmasında vallahi her şey olabilir. Biraz puzzle çalışmanız lazım. Yani tabii ki her, her şey çalışmamız lazım arkadaşlar. Pozisyona satran çalışmamız lazım. Puzzle çözmemiz lazım. Yani e, oyun incelememiz gerekiyor. Açılış çalışmamız gerekiyor. Ama şu anda en keyifli olan şeyi yapmaya çalışıyorum. O da oturup yarınlar yokmuşçasına oyun oynamak. <laughs> Aha 2700 geldi. American Champion. Kimmiş? 2800'müş orijinalinde arkadaşlar yani. Ben böyle oynamayı seviyorum. Burada fil f5 yapıyorum. Ya da vezir f5 yapıyorum. Ama bu nasıl oynanıyor çok açıkçası fikrim yok. Böyle geleyim. Herhalde vezirleri değişmeyi zorluyoruz değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. İyi. Ne yapacak acaba? D4 oynarsa yine de 5 oynayabilir miyim acaba? Aldığında alıyorum. Ne oluyor pozisyon? piyon yapısı çok bir tuhaf duruyor ama herhalde oynanabilir diye düşünüyorum. O yüzden evet, çok da önemli değil. Alsak mı almasak? Neyse, burası hızlı oynayalım. Rakibimiz belli ki can yakacak bir e, 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 bulut puanı var değil mi? Az zamana kalırsa bu iş biter yani hiç oynayamayız. En azından biraz e, suyu bulandıralım. Evet, atla açarak saldırı yapamadığına güveniyorum. Bunu oynaması niyeyse hoşuma gidiyor. Hoşuma gittiğini gördü tabi. Hoşuma gittiğini fark etmişti. Oynayalım gitsin. Ha, filmimiz düşmüyorsa sorun yok. Rock yapacağım. Veya şah döneceğim. Bu f'lik sıkıntı olmazsa nema problema. O piyon boşta mıydı ya? Hakikaten puzzle çözmem lazım. Adam da onu düşünüyormuş. Ben de ne düşünüyor diyorum. Nereden çıktı? <laughs> Çok saçma. Piyon boştaymış. böyle gelirse iyi ama böyle gelirse ne yapacağım tam bilmiyorum. Fatiha olmasa iyi olur. Fazla çalışmam lazım arkadaşlar. <laughs> Puzzle çözmem gerekiyor. At F5. Ha, bunu at F5 hesapladı kadarıyla. Yani benim çok da çarem yok. Ben bunu oynamam lazım. Ee, o yüzden. O yüzden bir şey diyemem. Ama evet. Sıkıntı oldu. <laughs> Puzzle çözmediğimiz için sıkıntı oldu. Vay bu da güzel hem de. 5 Alınca çünkü kale E7 almak istiyor galiba. Sağlık olsun ne diyelim. Ben de kale istiyorum. Ee, böyle geleyim bunu gelmek istiyorum falan filan. Yani A5 piyonu duyunca moralim bozuldu tabii biraz itiraf etmek gerekirse. Kaleyle mi almak lazım acaba? Kaleyle alsam. Yani hiçbir türlü çok hoş durmuyor açıkçası. O yüzden kaleyle mi aldım? Pille mi aldın? Çok da önemli değil yani. Hiçbir hoş durmuyor. Ne verdiğimizde kaldık arkadaşlar. Neyse, çok da bir şey bekleyemiyorum artık pozisyonda. Neyse zamanı belki iyi kullanmamış olabilir ama rakibimiz. Belki o türlü bir şeyler olabilir. Bunu oynamak istemiyorum. Çünkü fil o zaman güzel geliyor. Fil güzel geliyor. C piyonu yaşarsa belki bir şansım olabilir diye düşünüyorum ama. Ne kadar yavaş oynuyor ya. Neredeyse zamanlı bitireceğim. Ben bile zamanlı bitirecek bir e, duruma gelebiliyorum rakibim eğer böyle yavaş oynamaya devam ederse. Ama Yıldırım şeyi puan çok yüksek. Herhalde zamanlı bitirtmez. Zamanlı bitirilebilemez. Baya yavaş oynuyor ya. Bu ne? Nasıl 2800 puanı var bunun? Anlamadım ki. 2833. Ama şu an balansı yok galiba. Havadan bir puan gelir mi? Havadan puan gelir mi arkadaşlar? Rakibim birdenbire gaza basıyor ve 2800 olduğunu gösterecek bize sanırım. Neden 2800'üm göstereceğim temalı? Şah! Artık kaybetmiyorum. İstediğin kadar oyna artık. Artık kaybetmiyorum arkadaş. Bunu ne kadar hızlı oynuyor ya? Bir dakika buradan beni yenme şansı olabilir mi ya? Hiç gerçekçi gelmiyor bana. Hadi dostlar. Böyle bir hız yok ama gerçekten çok hızlı oynuyor. Kandırdım. <laughs> i̇şte böyle. Bir daha oynamayacağım seninle hayır. Tekrar oynamaya şeyine düşmem. Tekrar oynama tuzağına düşmem arkadaşlar. Rakibim çünkü belli ki iyi oynuyor. <laughs> Kaç. <laughs> Yok ya ondan değil yanlış anlaşılmasın. Burada amacımız daha çok biliyorsunuz daha çok e, rakiple oynamak ve tilt olmamak. Çünkü aynı oyuncuyla oynayınca tilt olma e, durumunuz olabiliyor. Yani en azından kendi adıma konuşursam <laughs> tilt oluyorum kesinlikle yani. Bir tilt durumu söz konusu. C3. Alırsa alacağım tabii ama almayacak büyük ihtimalle. Kale E1. Sonra bir de A3 oynayayım. Direkt A3 oynasaydım belki daha iyi olurdu. A3 mü? Yok at D2. Ha, at E5 mi gelmek istiyor? Gelsin bakalım. Aha. Ş şimdi geleyim. At E5 gelirse fil E2 olabilir. At B6. O da olur. Ee, at D2 geleyim. Oynayalım. Maksat F5'i biraz zorlaştırmak fili buradan ayırmak istemiyorum. Rakibim de onu ayırmamı istiyor. <laughs> Doğal olarak. Alsam alıyor. Evet alsak. Aslında bunları yapabiliriz ama e, F5 sürünceki opsiyonları iyi hesaplamam gerekiyor. Aldım aldı aldım aldı. Aldım. Vezirle mi alacak? Vezirle alacak herhalde. evet F5 şimdi sürdürtmeden oynayabilirsem çok da güzel pozisyon elde etme imkanım olabilir. Bir de atça 4 koyacağım tabii sonra eğer mümkünse. Aa, bir dakika acaba şey mi yapsam? Şöyle gelip şöyle mi gelsem? O pozisyon ne oluyor ya? evet çok emin değilim. O yüzden şu anda karar veremedim. Alırsa piyon, ne alacaktım. Biraz hızlı mı oynamam gerekiyor acaba? Vezir E2. Geldim. F5'e izin vereceğim. Tamam, oynasın F5 ya ama. Atça 4 geleceğim çünkü. Atça 4 benim için şey gibi bir şey. rüya pozisyon gibi bir şey. Bu atla bu film mücadelesinde eğer çok büyük sıkıntı yaşamazsam iyi olmam gerekiyor. Çünkü o at o filden iyi oluyor. Ee, pek çok durumda tabii. Bazı durumlarda iyi olmaya da bilir. 2700'leri yeniyoruz ama 2400'leri yenemiyoruz. Öyle bir döngüye girdik. Evet, rakibim şimdi e, çok e, baba bir şekilde f istiyor. O yüzden önce bir atça 4 oynayayım. Sonra, sonra bakarız duruma. Hatta vezir 6 gelirse belki at E3 gelebilir. Neyse öyle yapmadım. Ee, belki artık buraya saldırmaya çalışabilirim. Sonra kaleleri çiftlemeye çalışabilirim. Aslında pozisyonda potansiyel çok yüksek gibi gelmeye başladı. Rakibim de birazcık e, şey veriyor. Şans veriyor sanki. Evet fil de buraya gelmesin. Şimdi buraya savunma yapmaya başladığın andan itibaren sıkıntı yaşayacaksın. O yüzden Aktif oynaması gerekiyor bir şekilde. Nasıl savunacak? Kale E-D8 mi? Fil F8 yok çünkü. Kale E-D8. Okey. Şimdi artık bizim zamanımız başlıyor olabilir mi? Mesela bir tane A4 ile başlasam kale B3 iniyor. Yok. Acaba F5'e izin versem bunu alsa? Ben de bunları, bunları zayıflatsam falan. Böyle bir şey düşündüm bakalım. F5 oynayabiliyor. Ha oynamadım. Bir tane hava deliği açmayalım. Şöyle G4 <laughs> kaşınma hamleleri. Hatta tamam, maç 4 10. Ya eşit pozisyon büyük ihtimalle ama beyazların pozisyonu seviyorum tabi. Şu piyonu da hedef alabilirim. Bir vadede. Numara, bana numara yapılıyor galiba burada. Bir şişmiş bir şey var herhalde. Ama rakibim belki de görmemiş de olabilir. Bir an unutmuş da olabilir. Her şey olabilir. Yıldırım'da ne olduğunu bilmiyoruz. Yıldırım'da ne olduğunu anlayan dahi yok. Bunu da geleyim. Vezir F4. Hatta Vezir G3 geleyim bu sefer. Az önce geldiğim şeyi yapmayayım. Evet, Vezir D3. Güzel. G3 şah G2. Bir hava deliği. Evet. 50 saniye kaldığını kimse söylemiyor tabii. Kale B6'da kazanıyordu bu arada. Tabii söylemediğiniz için görmüyorum. Öyle söylemeden kale B kale B6 vardı. Neyse kale B6 yokmuşçasına oynayalım. H5 sonra belki. Yok H5. veziri mi gelmek istiyor? Hocam vezir gelmesin ama vezir gelmesin diye de şey olmayalım. Ne kadar zaman harcadım yani. Ya bu kadar zaman harcadım. Bari E5 yapıp geçer piyon falan yaratayım ya. Bu ne? Ne? O mu varmış? Şah çekebiliyormuş. Hayır. Hayır. Felaket. Felaket bir satranç oynadım. Ya bu da çok iyi olması lazım ama nasıl becereceğim bilmiyorum. hayır bunu kaybetmeyi hak etmedim. <laughs> ama kazanmayı hak etmediğim oyunlar da vardı o yüzden. <laughs> o yüzden o kadar çok üzülmedim. Kazanmayı hak etmediğim oyunların yanına yazabiliriz bunu. Ya çok kolay kazanmam gerekiyormuş gibi bir hisse kapıldım ama öyle bir pozisyon olmadı tabii ki yani. Niye çok kolay kazanmam gerektiğini düşünüyorum onu da bilmiyorum ki. Diğer oyunu analize verdik ama analiz oluyor mu? Ha, oluyormuş. Bakın bakın gösteriyor kazançları gösteriyor. Ee, daha iyi yenildim. Ee, Beket'in söylediği gibi <laughs> Beket bizle alay ediyor. Ee... <laughs> ee... bir dakika bu ne? Nasıl bir hamle? At. Hmm. Bu hamleyi tam bilmiyorum. nasıl oynanıyordu ya? Teorik bir mücadele tamam ama nasıl oynandığını hatırlamıyorum. Vezir C7 oynasam. Hiç hatırlamıyorum nasıl oynanıyor acaba? At D5 gelirse Vezir A5 şah çekeceğim ve ben de bir şeyler alacağım. Piyonumu geri alacağım. Böyle alırsa böyle alacağım. Yoksa E6 oynayacağım derken rakip değişik oynadı. Neyse bunu alalım. Vezir B8 oynayayım ya. Fil kapatayım. Bunu gördüm çünkü böyle bir şey vardı. Pozisyon büyük ihtimalle beyazlara hafif üstün olsa gerek. Ama kazanç falan olmayabilir. Burada nasıl oynanıyor acaba? Hala teori devam ediyor olabilir bu arada arkadaşlar. Sadece benim haberim yok. Ee, fil geri çeksem çok mu ayıp olur? Yani ayıp olmaz o. Değerli bir piyon veremem. Oyundan sonra bakacağız. Ben burasının teoriye yakın bir şey olduğunu düşünüyorum ama çünkü artık e, biraz oynamakla bu pozisyonu daha önce gördüğüm hissiyatından kurtulamıyorum. Herhalde gördüm yani. Evet şimdi bir şekilde taşları organize etmem lazım. Ata 4 gelecek herhalde. Çat! diye de oynadı. D7. iyi. İyi. Hmm, bunu mu istiyor? Burada. Oynayamıyorum. Of çok zaman kaybettim ya. Aman yine. Bunu alıp adi keyini oynamaya çalışacağım eğer G7 alırsa. Bu şekilde. Ya biraz telafi şansı olur diye düşünüyorum çünkü piyon geri kaldı ve çok basit bir planım var. Belki de teorik olarak eşit bir varyanta gitmişizdir bu arada. Çok emin değilim. Ee, çünkü çünkü bu varyantların bir tanesinde piyon feda ediliyordu diye hatırlıyorum ben de. Ee, hani böyle böyle belki teorik olarak eşit bir pozisyona gidiyoruzdur. Çok emin değilim. Evet. Şah'a 2 oynasa fil b4 var. Şah gelemiyor yani şu anda. F4 mu varmış? Neyse bunları sabitlemek sabitlemiş olması sanki benim için çok da fena olmaz gibi düşünüyorum. Ee, belki bir zayıflıklar yaratabilirim diğer taraftan. Şaha hala gelemiyor, değil mi? Şaha gelmek istemiyormuş zaten. Aa, evet, şimdi ne yapalım? Bir tane B4 oynasam gerek var mı? O da oynayamıyor zaten, gerek yok herhalde. h 4 oynasam alacağım diyor bekleyelim bakalım. Üf korkunç bekledim yalnız bu nasıl bir bekleme buraya gelemiyorum artık. Aa, çok enteresan oynadı. Niye izin verdi? Kalaşık gelse zor durumda kalabilirdim bu arada. Yine aynı şey yapmaya çalışıyor ama. O kadar korkunç olmadı az önce düşündüğüm kadar. Ama ee, evet. İyi oynamadı fakat zamanım çok kötüymüş. Daha iyi oynayabileceğini düşünmüştüm. Şu an biraz şans veriyor sanki. Hatta biraz şans vermiyor. Belki de kaybedecek yani. Çünkü sıkıntı. Yaptığı şeyler doğru değil. Gibi hissetmeye başladım derken benim de yaptığım doğru değil. Ah ne yapıyorum ya? Allah'ım inanılır gibi değil arkadaşlar. Bu nasıl bir saçmalık? Kazanacaktım şunu. Öf. Kazanacaktım ya. Yaptığım şeye bakın. Allah'ım. İnanamıyorum ya. Kazanacaktım. Gerçekten kazanacaktım ya. Şu şu saçma sapan pozisyonu kazanacaktım ya. Gittim. Neredeyse kaybedecek duruma geldim. İnanılmaz. Allah'ım ya Rabbim. İsyanlardayım. Hızlı hocam. Hızlı. Haydi. Ah be. Az kalsın düşürüyordum. <laughs> ya buna üzülmeyeyim de neye üzüleyim arkadaşlar. Son pozisyon neredeyse kazanacaktım ya. Hiçbir yerde belki kazanç olmamıştır ama inanıyorum ki e, şurayı biraz akıllıca oynasam çok zorluk çıkartabilirdim. Eksi bir buçuk iki diyor. Tabii ki de kazanacağım ya. Yani. Şuraya bakın. Gittim E piyonunu sürdüm. D piyonunu sürsem çok güzel kontrol ediyorum ve şahı yaklaştırmıyorum. Hi. Öncesi iyi değil ama öncesine bakmam lazım. Çünkü öncesinin teorik olduğuna inanıyorum. Daha önce oynanmış olması lazım. Bakalım nereye kadar oynanmış. Evet fil D2. Fil D2 herhalde yeni bir hamle. E6 böyle devam ediyor makinenin varyantı ve bu daha önce oynanmış tahmin ettiğim gibi. Ama böyle bir piyon fedası ben hatırlıyorum ama nereden hatırladığımı hatırlayamadım. Evet eşit buralar. At A5, At A4 bilmem ne. Buranın eşit olması lazım değil mi? Evet. Eşit ama pratik olarak bence beyaz oynaması daha zor yani. Artı bir falan diyor ama güzel oynaması lazım. Rakibim de o kadar iyi oynayamadı en sonunda. Bir yerde kale Aşkı gelebiliyordu sanki. Onu yapmadı. Burada kale Aşkı oynayabilir diye düşünmüştüm ama oynamadı. Bu da gerçi bir şey değiştirmiyormuş. İsyan. İsyan ediyorum. İsyan. Ekran bozuldu. 2650 olamayacağız arkadaşlar bu işte. Anlaşıldı. Bari 2600'de kalmaya çalışalım. Ay ay. Yani nasıl Bu arada ekran kaymış olabilir. Çok özür diliyorum. Çünkü az önce istemeden. Oo, çok fena etmişim ekranı. Bunu nasıl düzelteceğim? Bir dakika. Bunu, bunu düzeltmem gerekiyor. Eğer görüntü çok kötüyse kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bir şekilde kaydı. Niye öyle oldu ya? Hiçbir şeye basmadım oysa ki. Şimdi ben bunu düzeltene kadar bu oyunu kaybedebilirim. Deneyelim. Böyle olmaması lazımdı ama. bir, bir şey bir, bir şeyleri yanlış yaptım arkadaşlar. Ekran ayarları bozuldu. Neyse idare ederiz işte bir şekilde. Evet bu Londra sisteminde sıkça görülen bir manevra. Ne yapıyoruz? İşte, ama rok atmasam daha iyi olurdu belki. Aceleye geldi orada. Flash 6. Kalite. Hmm. <laughs> Flash 6 geldi. Neyse gitsin. Flash 6. Alırsa kalite feda etmiş olur. Etmedi. F4 oynasam mı yoksa F3? Düşünelim. E, F4 mü at F3 mü? F4 at E4. F4 at E4. Okey. E, at F3 at E4. Hangisi daha okey acaba? Bilemedim. Ee, evet izin verseydi F7'ye vurabilirdim. O yüzden izin vermek e, gerek yok. Rakibin yaptığı fikirde. Evet koyu renkli fil vereceğini hiç zannetmiyorum. Verirse çünkü şah kanadını kimse savunamaz. O yüzden ama burası da tehlikeli olabilir şimdi. Eğer fil g5 vezir h4 yaparsam sıkıntı olabilir. Görüntüyü ya, halletmeye çalışabilirim gerçi ama niye olmadı bilmiyorum. Neyse. Ee, rakibim bunu görerek böyle oynamaya çalışıyor. Ee... Evet bir şey göremedim kitapta. C4 mü? At C4 mu? hiçbir mi? Neyse deneyelim. C4 sonra C3 ve Evet 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 biraz iyi oynamam gerekiyor. Evet F6'ya belki atıma e, kare hazırlayabilirim düşüncesiyle. Kaleye geleceğim, E5 yapacağım falan filan. Evet, rakibim buna izin vermek istemedi. Alırsam E ile vuracak diye düşünüyorum. Ee, alırsam E ile vuracak. Hoşuma gitmiyor. Böyle yapmak enteresan görünüyor ama doğru değil büyük ihtimalle. O yüzden piyonu feda etmek mi dersin? Evet, böyle feda edelim. F7'ye girme şansı olabilir. Evet, bu da koyu renkleri bana bırakmayı tercih etti. Bu da çok iyi olmayabilir bu arada. En azından bırakmadı doğru rakibim çünkü şeyi farkında. Durumun kritik olabileceğini fark etti. Ama ben direkt mat etmeye çalışabilir miyim diye bakınıyorum. Bunu vermeden nasıl yapabiliriz? Birazcık yavaş oynadım ama kabul etmek gerekirse... Evet almıyor gördüğünüz gibi haklı olarak. <laughs> Alırsa çünkü F2'ye açılacak. Ama zaman çok kötüymüş. Bu, bu benim hoşuma gitmedi. Ee, yani alıp da oynayabilir aslında. O kadar da korkmasına gerek yok. Yoksa ben alacağım çünkü artık. Alıp F4 yapacağım. İstemedi. Oo ne yaptım ya. Neyse. Yine F4 yapmak zorunda kalıyorum. O hiç fark etmiyor. Hangisi acaba? Burayı daha hızlı oynamam gerekiyor. Kaleleri bir türlü organize edemedim arkadaşlar. İtiraf etmek gerekirse. Neyse, bu çaprazı açmak istemiyorum. Baştan söyleyeyim. Neden bunu oynamıyorsun diye soranlar olursa. Benim fikrim... Aa bir dakika olmuyor. Ee, benim fikrim şöyle bir şey yapmak olabilir diye düşünmüştüm ama e, rakibim izin vermiyor şu anda. Oyun sonuna gitmeyi de istemiyorum bu arada ama ne yapalım. Zaman da sıkıntı. Çünkü zamanla kaybedeceğim yoksa. Hadi hocam. Bir şeyler yapabilirsin. Olmuyorsa sorun değil. Sıkma canını. Ne yaptım? Piyonlar gidiyor. Piyonlar gidiyor. Hey. Sadece pozisyon kötü değil. Piyonlar da gidiyor. Aç hocam buraları. Açın. Açmıyor rakibim ya hiçbir şekilde. Açsana kardeşim. Açmıyor ya. Allah Allah nasıl ilerleyeceğim? Açılmıyor. Açsana olacak artık. Be, o da geçti yani. Allah'ım ya Rabbim. Hadi şahmah bir şey. Olmaz mı dersiniz? Olmaz tabi Nereye oluyor? ay kimin zamanı daha az tabii ki de benim zamanım daha soru mu bu da yani hoca bunu kazanabildin mi <laughs> evet ne demiştim kaybettiklerine say demiştim <laughs> çok saçma ay rezillik bir dakika şu, şu pozisyonu ne yaptım ya arkadaşlar yani iyi pozisyon. Korşunoy Morşunoy dedin. Nerede Korşunoy yani? Nerede Korşunoy yani? <laughs> Şurayı düşünelim bir. Öğrenmek istiyorsak düşünelim burada. Nerede Korşunoy? Haydi nerede? Belki de pozisyon mu iyi değil acaba? Çok ilginç. Yani rakip e, iyi oynadı belki de. Tam anlayamadım yani. Yok pozisyon iyiymiş. Evet koyu renkler de benim. Her şey güzel. Yani buraları doğru anladım ben ama niye EF5, EF5. Tamam neyse rakip bence e, şans verdik birbirimize. Ona bir şey demiyorum ama bir dakika. <laughs> Nereye kadar? Cık. Çok ilginç. Şuralarda bir şey yok mu ya? Evet Kale F4'de fil G5 varmış. Bu kalenin buradan zaten süzülebilmesine şaşırdım. Nasıl çıkıyor oradan inanılmaz. Her şeyi yaptı kale. Zilyon tane şey uyumak zorunda kaldım. Evet belki 2650 olamıyorum ama 2600'de kalmaya çalışıyorum arkadaşlar hakkımı verin lütfen. <laughs> kalmaya çalışıyorum. Yaparsın yapamazsın. Arkadaşlar yayını beğenirseniz ee, seviniriz. Abi bir dakika yeni oyuna başlamadan şu ekranı düzeltecektim. Ekran niye böyle bir tuhaf oldu ya? Allah Allah. Neyse oynanabiliyor en azından. Oyn oynanabiliyor ama niye kaydı? Hiçbir şey yapmadım. Bir dakika şunu büyütmeye çalışayım. büyütürsem olmuyor yayını e, beğenirseniz seviniriz çünkü habersiz yayınlar yapıyorum biliyorsunuz benim yayınlar amatör baştan sona pro bir halimiz hiç olmadı pro olmadığı için de yayınların tarihleri saatleri nadiren belli oluyor e, şimdi biraz düzeldi gibi sanki Okey. Olduğu kadar. Yayında kaç tane beyni var onu göremiyorum bu arada. Siz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ee, yayında kaç beğeni olduğunu. 122'ymiş. Telefonda gördüm. Evet. Nerede kaldık? Devam. Londra Londra. Ay, hiç sevmediğim şeyler. Londra'ya karşı, Londra çok popüler olduğu için Londra'ya karşı çok fazla sistem de ortaya çıktı tabi. O yüzden her birini ezberlemek zor olduğundan, gelişi güzel bir şekilde, <laughs> gelişi güzel bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Wow F5. Ve bunu almak istiyorum. Ben de. Ya böyle mi oynanıyormuş? Ee, çok zannetmiyorum. Çünkü ben bunu istiyorum. Ben mat etmek istiyorum ki. Evet. Bunu çok kısa analiz etmeye gerek yok herhalde. en azından... Sıradaki oyuna geçelim. Şiri olan Talibov. Ya bu çok kuvvetli bir e, Azerbaycanlı bir usta diyebiliyorum. daha önce oynamadım kendisiyle ama ee... ama ismini biliyorum. Ee, güçlü bir oyuncu olduğunu biliyorum. Evet. Faydalanmaya çalışalım rakibimizin gücünden. İyi oyuncularla oynarken mottomuz bu. Onların iyi oyuncu oluşlarından istifade etmek ve bir şeyler öğrenmek istiyoruz. d5 bu hamleyi çok beklemediğimi itiraf etmediğim. Rakip c yapmak istiyor ama e, merkezdeki kontrolü çok zayıf olduğu için bunlar e, beni çok ürkütmüyor açıkçası. Ama tabii ben de e, doğru değerlendirmiyor olabilirim. Onu almak... Vezir h mi gelmek istiyor? Yok. Neyse oynayalım. At C6 mı? Gerek yok. Normal önlemeye çalışalım. Edir F4. H4 falan. Belki. Belki rakip F6 önlemeye çalışacak bir vadede. Göreceğiz. Ama açılıştan çok öyle bir şey elde etmeye çalışmadı. Pozisyonu çok sanki hoş olmadı ama bakalım. Zaten ee, rakibimizin gücü belki Yıldırım'ı iyi oynamasından geliyordur. Şimdi atımızı yolculuğa çıkarıyoruz ve mat yapacağız kendimizce ama tabii kolay iş değil. Rakibinde kaynakları var. Şu piyonu düşürebilirim bu arada belki G3 M3 oynayarak. Evet, çeşitli fikirler hangisi gelirse. Bu kaleyi kesmek istemiyorum doğrusunu isterseniz ama hesaplayamıyorum. Buna bunu alabiliyorum diye düşündüm ama belki de doğru değildir. Evet çünkü içeri giriyor. İstediğim bu değildi aslında. İçeri giriyor ve bana hayatın anlamını sorgulatıyor sanki. O zaman geri gel. Bir şey bilmiyorsan geri gel. Ben normal bir fikrime gideyim. Film 2 falan oynayayım. Rakibim herhalde E3'leri hesaplıyor. Azerbaycan şampiyonasında oynamış olabilir. Güçlü bir oyuncu zaten. Ee, ben de orada bir yerde görmüş olabilirim. Güçlü oyuncuların oyunlarını sağda solda görebilirsiniz zaten. Vezirde 8. Bakalım. Şah. Hmm. Berabere mi oluyor? Hızla bir şey göremiyorum ama. Eee... Ya pozisyon hakkı berabere de olabilir çünkü karşı oyun verdik rakibimize. İyi olmadı ama bir yerlerde iyiydim sanki. Neyse yeni oyuna geçelim. Bunu analiz edelim. Yani iyi olduğum yeri tam şey yapamadım. Ee, güzel oynayamadım. Andrej, az önce bir oynamadık Bandri ile. Taşlarımızı çıkıyoruz ve oynamaya çalışıyoruz. Fil B4'ten de çıkabiliriz. Koyu renkli filin çıkacak çok fazla karesi var bu sistemlerde ama rakibim e, fili D2'ye koyduğuna göre benim fil B4 oynamamı istemedi. Ben o atı yiyebilirim bu arada. Film iyi filan demek sizin o atı alabilirim. Çünkü E4 karesini kontrol etmeye çalışıyoruz. Hatta alayım gitsin. Hatta atı da geleyim. Bunu gelirse A5 yapabiliyorum. Vezir A5 yapsam. Bir yerlerde c5 veya b5 gibi bir şeyler yapmak iyi olabilir. Rakibin fili kötü ama fil çifti biliyorsunuz kötü de olsa fil çiftidir. Belki filleri kesebilirim günün birinde. Bu değişim sanki benim hoşuma gitti gibi. Rakip kayaların bağlantısını henüz sağlayamadı ve C7 cdk'inde korkmam gereken bir şey yok. A4 öneme çalışacak herhalde. Vezir E7 A4 nasıl ne yapacağız? Ataş 4 oynamak istiyor mu? Bunlar sorular. O yüzden hiç şey yapmadan belki de böyle gelmeliyim. Açık iyi falan demeden oynamaya çalışmalıyım. Çünkü Ataş 4 de gelmek istiyordu. Açık dikeyi alsın. Sorun değil. Atım D6'dan kontrol ediyor. Mesela şey hesaplamam lazım herhalde. Kale C8, kale C1 sonra F5'i alıp Vezir C2 oynarsa ne oluyor? Bakmam lazım ki o da onu yapacak herhalde tahmin ettiğim gibi kalece 1 gelecek. Sonra vezir c2 oynayacak. O yüzden veziri düzgün bir yere kaçmam lazım. Vezir b8 oynasam. Vezir c2. At d6. Vezir c7. Kaleci bir vezir d7. Aldım. Bir şey de demiyorum. E, tahmin ettiğim gibi seyrediyor. Ama... Ee... Ne olacak bilmiyorum. Hatta 6 oynasak. Evet, J.K.'nin kontrolünü alamıyor filan derken birdenbire kaybettim kontrolünü. Almayacak büyük ihtimalle. Bu benim için sanki küçük bir şans olabilir. Rakibin kötü filinden faydalanmaya çalışabilirim belki. Neden öyle söylüyorum? Çünkü normal şartlarda tabii ki A piyonu düşüyor bizde. Ee, A6 piyonunu alıyor ama bilemiyorum. Arka sırayla ilgili problem yaşayabilir belki. Ondan faydalanmaya çalışabilirim diye düşündüm. Fil D2 önceki herhalde. At E4. Şah çekse kapatıyorum. Fil B4 gelemiyor. Mat ediyorum mesela. Bu küçük bir ayrıntı. Evet mesela bunu A gelebiliyor. Gelemiyor zannetmiştim ya. Da gelemiyor olsaydı güzel bir fikirdi. <laughs> Çok iyi. Ee, ama gelebiliyormuş. Kısa düşüyor. Yani tabi bu büyük ihtimalle kayıp ama e, deneyeceğiz. Hemen terk etmiyorum en azından. Biraz deneyeyim. Azıcık. Azıcık deneyeyim. Şansımı. Kötü oynadığımı kabul ediyorum. Birazcık deneyelim şansımızı. Çünkü çünkü ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz Vezir Vat her şeyi yapabilir. yapabilir de ben ne yapabilirim? Vezir ve kilisesi bir şeyler yapabiliyor da ben yapabiliyor muyum acaba? Ama rakibin zamanı yok. Ondan sürekli şah çekip duruyor herhalde. Şey tam e, anlayamadı. Yani kazanıyor mu? Ne oluyor? Onu anlayamadı herhalde. <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> bir şey olacak diye. O yüzden arada şah çekmeye çalışacak. Belki de ben şah çekmeyeceğim ama Vezir G4 var. Hadi beraber yapabilirsin. Kabul ediyorum. Çünkü diğer türlü e, ben kaybedeceğim Vezir G4 yapsa. Zamanı iyi tutmak bazen işe yarıyor. <laughs> e, Murakami. 2610 olmuşum. Farkında bile değilim bu arada. Bakmadım puanlara ama 50 olabilecek gibi değiliz şu anda. 2650'yi hedef olarak koymak doğru sayılmaz. Ee, oynuyoruz. Turnuvaya hazırlanıyoruz şeklinde bir hedefimiz var şu anda. Ama gördüğünüz gibi uluslararası ustalar işte fide ustaları falan herkes benzer puanlarda olduğu için anlıyoruz ki o kadar kolay değil zaten. Yani yapmaya çalıştığımız şey e, asla ve kat A kolay değil yani. Mümkün değil. O yüzden e, çok hırs yapmadan normal normal öneme çalışmak iyi bir hedef olabilir. Rakibimiz almak istemiyor. Piyonlarımı duble yapabilir ama e, bu piyonlar aslında bir yandan e, çok da kötü piyonlar olmayabilir. O yüzden rakibim gördüğünüz gibi hemen e, atın dönmek için kare açmaya falan çalışıyor. Haklı da. Ama ben onun yerinde olsam yine de böyle oynamazdım herhalde. Çünkü durduk yere pasif bir pozisyonda kaldı. Belki de biliyordur. Bilemiyorum. Şu piyonu hedef alabilirim ben. Hatta alayım. Ee, yani durduk yere hedef vermiş oldu. Niye bunu yapasınız ki? Normalde Ha, rakibim şimdi ne yapmak istiyor? Aldırıp bu piyonu almak istiyor. Ben seninle ilgilenmiyorum desem ne olacak? Hmm, ben de o piyonu alırım diyor. Okey. Mantıklı. Yapabileceğim en iyisi bu idiyse yanlış oynamış olabilirim bu arada. Ee, daha iyi bir şeyler yapmayı isterdim. Fazla hırslı davranmamakta fayda olabilir. Bakalım. Şu anda bir fikrim yok açıkçası. Hopion'u nasıl tutacağıma dair. Sürersem kapatıyor çünkü. Evet onun da fikri yok büyük ihtimalle. Ee, yavaş yavaş şahımıza mı gelsek? Atımıza mı gelsek? Atı buraya gelebiliyor mu? At 4 Aldım aldım. Yani oynayabiliyor galiba. Yani şöyle bir fikir olabilir belki uzun vadede ama e, maalesef C piyonu boşta olduğu için onu yapamıyorum. Evet, bunu artık mecburum sanırım. Çünkü onların hepsine e, bu değişim olacak diye düşünmüştüm. Evet herhalde Şah'la gelmeliyim. E, buradan bir şey çıkmayacak sanki ama en azından e, araştıracak bir şey oldu. Rakip Şah F8'in fikri de ortaya çıkmış oldu böylece. Yine aktif olan taraf benim birazcık ama ne kadar büyük şansı var burada. Rakibin hamleleri gösterecek. Mesela bir yanlış hamle yaparsa belki C5 karesi cebe indirilebilir. At C5 B4 ile mesela. C3'teki zayıflık bazen görmezden gelinebiliyor. Şahla örneği koruyabiliriz. Evet. At C6 oynamasını bekliyorum. Ona da kale A6 oynayacağım. At C4 hesaplıyor belki de. Durumu acaba değiştirebilir miyim? Düşüncesiyle. Çünkü 7. yatarda kalem çok rahatsız edici. Bir şey yapmaya çalışmasında fayda var. evet. Daha da açıyor olması bence 7. yatayı çok da Hani mantık olarak mantıklı gelmedi bana ama neyse bakalım. Belki de E5 yapmaya çalışıyor. Daha fazla daha fazla koyu renklere piyonlar koyuyor. Neyse yavaş yavaş oynayalım bakalım. Belki rakip hata yapacak. Çok zaman harcamadan. Evet küçük küçük hamleler yapalım. Şu piyonu şuraya sabitlemek istiyorum. İleride belki kaleyle gelip alabiliriz onu. E5 yapmak istemiyor galiba değil mi henüz? Evet istemiyor. Şu anda çok acele etmeden. Zamanında kaybetmeden oynamaya çalışıyor. E5 karesi kontrol altında. Sorun yok. Şu atı belki iyileştirebilirim. Ha kale d gelmek istiyor. Kale D7 gelmesin. Kalesiyle pasif bir hamle yapsın. Evet şu atı artık değiştirelim pozisyonu. Ata da yapmıyor arkadaşlar ne yapayım? Şimdi belki <laughs> belki gidebilir miyim acaba? Gitmeyi deneyeyim ya. Atım çok güzel nasılsa E5 yapmasından çekinmiyoruz. Direkt at B4 gelsem belki. Neyse bunu değişelim. Zaman sıkışmasına doğru gidiyoruz. Aha şimdi istediğim oldu sanki. İşte bu. İşte bu. Geliyorum artık yavaş yavaş. Bir dakika burası bana burası bana yazar arkadaşlar onu söyleyeyim. Tehlikeli hamle yaptı. Onun atının hedefi yok ama benim atın hedefi var ve almak istemiyor. Alırsa geçer piyon oluyor çünkü. Çok e, tehlikeli bir şey olabilir burada. Ve taşları da oynamıyor orada. Gördüğünüz gibi aşağıdaki zayıflıktan. Evet gördüğünüz gibi diğer tarafa gitmeye çalışıyor. Yani oynaması gerektiği yere doğru oynayamıyor bunu. Böyle alacağım. E5'ten de çekinmiyorum çünkü bu boşta. Ve artık şimdi başlıyoruz belki de. Evet. C6. Bir dakika bir dakika. Bir şeyler kazanıyorum burada artık. Ne kazanıyoruz? Bunu geldim aldım, aldım. Bir dakika çok emin değilim. Burayı daha yavaş oynamam lazım. C6. Öyle geldim. Tamam biraz daha yavaş. Çok hızlı değil. Çok hızlı değil. Çok hızlı değil. Ya hemen kurtardı. Nasıl geldi oraya ya onu? Yani yeni olmam lazımdı bunu. Gittim ne yaptım? Neyse yine üstün olmalıyım ama kötü oynadığımı söylemeliyim açıkçası. çok dümdüz kazanıyor olmam lazımdı. Nasıl başardım böyle karman çorman bir şey haline getirmeyi? Direkt file 4 şah vardı bu arada. Onu da kaçırdık. Neyse ama en azından şey oldu. Bence biraz biraz anlatabildim. Çok yavaş bir oyun olduğu zaman anlatabiliyoruz. Rakibim de çok hızlı oynamadı çünkü. Londra sistemine dair. ilginç bir şey. Evet turnuva hazırlığı güzeldi. Ee, şimdilik duralım isterseniz. Çünkü soru çözmek de lazım. <laughs> Yorumlarda söylendiği gibi. Sadece oyun oynayarak olmaz. Ya tabii ben yayında soru çözmek istemedim. Çünkü e, sıkıcı olabilir. Yani bilmiyorum. Hep beraber de çözebiliriz. Çok emin değilim. Sizlerle oynamak da keyifli olabilirdi. Fakat o zaman da turnuva hazırlığından ziyade belki e, yani eğlencesine yapmış olurduk. Benim de çok zamanım yok. O yüzden sabah böyle Turnuva hazırlığı yapmak adına hem de biraz eğlenelim düşüncesiyle satranç oynamak istedim. Kaç oyun oynayabilmişiz? 23 tane oyun oynamışım. Bence fena bir yekün tutmadı. Bunları analiz etmek harika bir şey olacak benim için. En azından belki turnuvada oynama şansım olabilir. Evet arkadaşlar. Bir de biliyorum çok fazla sohbette gösterilen şeyleri oynayamamış olabilirim. istenen şeyleri. İlk başta yavaş başladık. Birkaç oyun kaybederek başladık ama sonra açıldık. Zaten böyle olacak. Turnuvada da büyük ihtimalle ee, biraz yavaş başlayacağız. Tahtayı ısınmaya çalışacağız. Daha sonrasında iyi olacak. 2650 olmak için belki e, gün aşırı böyle satranç oynamak e, iyi bir hedef olabilir. Sizlere de öneririm ama e, analiz etmek şart. Oynadığınız oyunları analiz etmek kesinlikle ve evet, kesinlikle şart. Yani öyle analiz etmeden oynarsanız işin ucu... E, puan kasmaya gidiyor. İşte biz de 2650 olacağız diye sürekli oynamamalıyız bence. Böyle elimizden geldiğince analiz ederek yapmaya çalışmalıyız. Bu oyunda çok kısa analiz edelim. Her yerde üstün olduğumu düşünüyorum. Rakibin herhangi bir yerde şans elde ettiğini düşünmüyorum. Fakat kale A5 ile başla diyor. Niye, niye tempo kaybediyorsun diyor haklı olarak. Yani ben oysa ki B6 yapacak diye istememiştim. Ama az önce gördüğünüz gibi gayet de rakibimiz atını buraya dönerek iyi bir şey elde etti. Bundan sonra evet eşit. Şah f de beğenmiyor. H4 oynuyor. Ben burada G4-H4 düşündüm ama yani çok hızlı bir şey göremedim. Ama makinenin düşüncesi herhalde. Abi dakika şu piyonu ıı, mesela şu pozisyonda bu piyonu alamadığımızı ispatlamak lazım. Normalde çünkü fili sıkıştırıyor olabilir ama flash alttan, flash sonra belki de bu fil ıı, düşmüyordur. O da bunu alıyordur. Herhalde öyle bir şey olacak. Neyse o yüzden Şafe bir yerine H4 hamlesini belki buralarda daha az önce gördüğümüz hedef yaratma hikayesini öneriyor. E burası eşit oldu bence ama yine top bizde. Rakip 7. yatayı boşalttı bence çok iyi bir karar değil bu. Daha sa daha sade oynaması gerekiyordu. Ben de işte H5 hemen rakibin piyonunu oraya sabitledim ve gelecekte uzun vadede orada bir sıkıntı yaratmayı hedefledim. Atımı B4'e koymaya çalıştım. E ve A B4'ü beğenmiyor. Daha iyi bir şey mi varmış? Yani burası artı zaten artı 2'ymiş f 4ten sonra. Bunu kaçırmışım. Peki bu nedir? F5 yapıp e, rakibin piyonlarını dağıtmak istiyoruz. Çok iyi bir hedef bu arada. Ben bunu kaçırdım ve alamıyor. İşte az önce konuştuğumuz hikaye. Aşağı altı piyonun zayıf olması her yerde rakibi pasif şeylere itiyor ve pozisyon kayıp oluyor büyük ihtimalle. Ben bunu görmedim tabii. Evet at C5 ve burası artık kazanç olmalı diye düşünmüştüm ama aa bir dakika direkt Direkt kale altı varmış çok iyi ince. Bir tane hamle kazanabiliyormuşum burada çok iyi. C6 istiyorum. Ondan sonra evet güzel. Neyse bu da iyi olmalı. Her türlü iyi olmalı. Çünkü korunmuş geçer piyon var. Korunmuş geçer piyon çok belirleyici olabiliyor oyun sonunda. Evet rakibim tabii biraz güzel direndi. <laughs> ben de istemedim böyle olmasını ama ne yapalım. Evet burada hata yaptı. Rakibimizin burada d4 oynayarak karşı oyun peşinde koşması iyi olurmuş. Fikir elbette sürüp daha sonra kaleyi inmek. Örneğin böyle bir değişimden sonra sürüp inmek istiyor. Biz cevap vermek zorundayız buna sanırım. Almamız gerekiyor. Ve bu da bize zamana mal olacak. Belki de belki de burada daha iyi de oynayabilir. Çok emin olmamakla birlikte. Oynayabiliyor mi, Oynayamıyorum. Ama makine niye bunu öneriyor ki eşitlik arayarak? Burayı düşünebiliriz belki. Hızlı aldım, fil de aldı. Allah Allah. D4 öneriyor makine ilginç. Böyle tamam hani fikri anlıyorum ama olduramadım. Ataş 3 yok. İlginçmiş. ilginçmiş. Yani böyle oynasan eşit diyor. Enteresan bana nasıl eşit olduğunu söylemesi lazım. D4 aldım. Ha kale A, kale A6 varmış. Bu ne ya? Aktif satranç oynamak istiyorum diyor. Çok iyi. Çok öğretici. Çünkü şah E3'lere de kale E2 olduğundan ötürü hem fil düşüyor hem mat oluyorum. Evet çok iyiymiş. Makinenin bu çözümleri aslında bizde sadece hamle olarak değil fikir olarak da bir şey uyandırması lazım. Eğer siyah örneğin böyle beyazın çok yavaş bir planıyla karşı karşıya ise çok hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışması kale A6 ile veya D4 kale A6 ile çok anlamlı oluyor. E4. Evet, burada da şansları varmış ama artık hem zaman sıkışması hem de Hala aşağı altında çift soruymuş bu arada. Rakibim aslında doğru oynamış. Rakibim aslında sonuna kadar doğru oynamış ve bu pozisyonda hala şansları varmış. Buna makine bu pozisyona eşit diyor. Ve yanlış oynarsak belki biz kaybediyoruz. Çok güzel. Neyse. En azından öğretici bir oyun oldu. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben böyle turnuvaya başlayana kadar Mersin Açık Turnuvası'nda belki böyle sabahları yayın yapmaya çalışabilirim. Çünkü benim sabahları uygun vaktim oluyor. Öğleden sonra ve akşam daha çok derslerim oluyor. Ee, öğrencilerime satranç çalışmak durumundayım. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese e, sevgiler, selamlar katılan, e, yayını beğenen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.